Ben şiddet mağduru bir adamım. Eşim Gülhan Güzel'den engelli olduğum halde kıskançlıkları yüzünden çok şiddet gördüm. Tencereye attı, burama indi. Çaydanlığına burama vurdu. Süpürgeyle, o da yetmedi, çaydanlık tencereyle dövüyor dedi. Engelli olduğum halde anlaşmalı boşanmaya gideceğim. Bana dar uyguladı. Karımdan dayak yemekten bıktım. Ben artık şiddete maruz kalmak istemiyorum. Takatim kalmadı. Hiç kimse Muammer'e inanmadı. 20 Mart günü beni yine dövdü. Hastanelik oldum. Dart raporlarımı aldım. Dün akşam canlı yayın bitti. Ortalık karıştı. Gülhan. 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 Herkesi şoka edecek şiddetin görüntülerini sakın kaçırmayın. Ha, gitsene yanımdan, gitsene, gitsene yanımdan. Hay onlar gitsene. Şimdi Esra Erol'da. İki arkadaşıyla birlikte evden kaçtı. Senin kızın Eda Altıntaş'la beraber aslında bunlar üç kız aynı anda planlı bir şekilde kaçıyorlar. Evet. Çocuklardan biri Reşit değil. Eda'nın annesi Hamide. Telefon hattında. Zaten 2 yıl önce o kız yüzüne biz bir tartıştık. Son şu bir haftadır Zeynep Hanım tekrar ortaya çıktı. Şimdi Zeynep'in annesi de telefon hattında. Benim kızım 30 Mart tarihinde Eda tarafından kaçırıldı. Niye üçünüz ortak plan yapıp kaçtınız? Telefon olmasa bile gitmek istedim, gittim ya. Biz kaçmak istedik, kaçtık. Bir ay sonra o kız da Reşit olacak. Yanımıza alacağız. Gece yarısı babasını aradı, İstanbul'a geliyorum dedi. Babası İbrahim otogara gitti, saatlerce kızı Eda'yı bekledi. Eda sözünü tuttu mu yoksa yine gelmedi mi? O uzun bekleyiş. Şimdi Esra Erol'da. Sezai. Gülhan ne olursa olsun ben seviyorum Gülhan'ı. Bu insanların başlarını niye yakıyorsunuz ya? Niye insanların hayatlarını karartıyorsunuz? Neden? Çocuğumu, eşimi almaya geldim. Azat benim oğlumdur. Gülhan'ın çocuğunun babası Sezai mi? O çocuğun hayatını, geleceğini mahvediyorlar. Ben ne olursa olsun. Ben görüntüyü ben çok sevmiyorum çünkü. Eşime peşindeyim. Sezai Bey. Seviyorum. Beş. DNA testi istiyorum. Çocuk benim. DNA testi yapalım. Sen istiyor musun? İstiyorum dünden tamam. Tamam. DNA testi yapalım. DNA testi sonucu açıklanacak. Gerçekler canlı yayında ortaya çıkacak. Ben her türlü Azat'ımın da Gülhan'ımın da karşısındayım. Sakın kaçırmayın. Şimdi Esra Erol'da. Kar maskeli bir adam yatak odamıza girdi. Madde ile beni bayılttı. Ardından karım Songül'le en yakın akrabam Eren beraber kaçtı. Benim evime girme olayı oldu, beni bayıltma olayı. Gece saat 2:30 sıralarındayım. Yattık, üstüme bir ağırlık uyandı. Ağzıma baskı yaptılar. Kafasında kar maskesi, elinde siyah eldiven vardı. Seni bayıltanın kim olduğunu düşünüyorsun? Ben Eren Keskin olduğunu düşünüyorum. Akıl almaz iddialarla bugün yüzleşme vakti. Ben bunun kendi hesabına, Twitter hesabına bir takım şeyler yakaladım. Bunu açık açık söylemiyorum. Bundan dolayı ayrılmak istedim. Saçma sapan konuşuyorsun. Ben dinlemek zorunda değilim. Yalan konuşup gitmeyeceksin. Songül evden gitme sebebin o değil. Eren'le beraber aşk hayatı yaşadığını herkes biliyor. Yok Eren'le gitmişim, bilmem nereye gitmişim. Eren'le kim görmüş beni 3 ay içinde? Şakir, karısı Songül'le tüm kozlarını stüdyoda paylaşacak. Songül, seninle ben mahkemede de görüşeceğim, her yerde görüşeceğim. Şimdi Esra Erol'da. Kapı komşu 30 yıllık arkadaşımdı. Kocamla beni aldattı. 3 aydır benim kocamla yaşıyor. Kocam reis beni kapı komşumla aldattı. Ben ona ekmeğimi paylaştım. Ben ona kapımı açtım. Bana bunu yapmayacaktı. Böyle bana sırtında vurmayacaktı. Şu an birlikte yaşıyorlar diyen Asiye Hanım'ın akıl almaz iddiası. Çıksın piyasaya, benim de paramı getirsin. Ne haltları varsa görsün. Boşanalım, kurtulalım. O yoluna, ben yoluma. Şimdi Esra Erol'da. Siz bizim çığlıklarımızı duymasanız hiç kimse duymuyor. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmesin. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni.
Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler. Bunun adı sevda, ölümüne sevda, yatma demek de olmuyor. Bunun adı sevda, başka dudaklarda aynı tadı bulmuyor. Bunun adı sevda. Hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bir hafta sonları diliyorum. Şimdi ben haftanın son günü, cuma günü huzurlarınızdayız. Saat 18.45'e kadar sizlerle olacağız. Haftayı da tamamlamış buluyoruz. Sevgili seyirciler, yarın 10 Nisan, yarın Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 176. yıl dönümü. Benim için ayrıca önemli çünkü ömrünü halkımızın huzur ve güvenliğine adamış o polislerden birinin kızıyım. Biz polis çocuklarının her akşam polis olan babamız ya da annemiz gelene kadar kulağımız, gözümüz hep kapıda olur. Eğer evlerimizde huzurla uyuyorsak, güvenle soframıza oturuyorsak, bunu polislerimize borçlu olduğumuzu unutmamalıyız. Türk Polis Teşkilatı'nın 176. yılı kutlu olsun. Canını hiçe sayarak çalışan tüm kahraman polislerimize minnetlerimizi sunuyorum ve alkışlarımı gönderiyorum. Bu arada İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarihten günümüze Türk Polis Teşkilatı'nın kullanmış olduğu üniformalarla şahane bir film hazırlamış, 176. yıl filmi hazırlamış. Dilerseniz gelin onu beraber izleyelim, hadi. 176 yıldır üstümüzde bu sokakları korumanın sorumluluğu, düzeni ve güveni sağlamanın ağırlığı var. O yüzden yurdun dört bir yanında bedenimizi korkusuzluk sarar. Kuşanırız barışın ve adaletin şanlı bayrağını. Mahi gökyüzüne uyanın diye. Her gecenin karanlığını üstümüze giyeriz. Uykunuz hiç bölünmesin diye. Anadolu'dan Trakya'ya dimdik ayaktayız. Vatan dediğimiz her yerde. İlmek ilmek örülmüş birbirine ellerimiz. Tanımadan ne zaman ne de mesafe. Uğradığımız her kapıda dualarla kaplandık baştan aşağı. Asırlardır ana kucağından, senin ocağından alkınalarla uğurlandık tepeden tırnağa. Biliriz bu toprağa testi testi su taşıyan çatlamış, yorgun, biçare ellerin kıymetini. Canımız pahasına koruruz sokaklarımızın, çocuklarımızın kahkahasını, neşesini. Vatan için yaşayan ve vatan için yaşatanların önünde ilikledik önümüzü. Her karış toprakta, dalga dalga vurduğumuz kıyılarda, uçsuz bucaksız semada birliğimize el uzatanlara diktik gözümüzü. Her gün aynaya bu üniformayı taşımanın gururuyla baktık. Göğsümüzde al bayrağın sorumluluğuyla her zaman bize yakışanı yaptık. Milletimizin bekası için ipi hep en önde gösterdik. Umudumuzu kimse gölgelemesin diye her an sokakları gözledik. Nerede olursanız olun, yeriniz daima başımızın üstü. Mutluluğunu hafifletiyor, hiç çekinmeden sırtladığımız bu yükü. Üstümüzde ne olursa olsun. 176 yıllık kalbimize kahraman taşıyoruz. Türk Polis Teşkilatı'nın 176. yılını kutluyoruz. Bir başkadır benim memleketim. Çok güzel olmuş değil mi? Söyle, insanın tüyleri diken diken oluyor. Şimdi ben 82 doğumluyum. Hani çok büyük değilim ama babamın yeşil üniformayla sonra da böyle lacivert üniformaya geçiş döneminde bildiğim için böyle bir değişmişti. O dönemi de böyle hatırladım. Babacığım da ellerinden öpüyorum. Seni çok seviyorum. Tüm polislerimize görev yani canını hiçe sayarak, canından olarak bu ülke için hizmet veren, şehit olan tüm polislerimizin ailelerine
Sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Siz bizim başımızın tacısınız. Gazilerimiz var. Onlara da sevgilerimi ve şükranlarımı iletiyorum. İyi ki varsınız ve iyi ki bizi koruyorsunuz. Sağ olun. Şimdi ilk konuğum Ankara'dan geliyor. Asiye Karaca. 53 yaşında bir hanımefendi, 32 yıllık bir evliliğim var ve eşimin ihanetine uğruyorum iddiasında bulunuyor. Bundan sonrasını Asiye Karaca'dan dinleyeceğiz. Buyursunlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu gözyaşları kimin için? Kimin için? Kendim için. Mağdur olduğum için. Her zaman biz mağduruz zaten. Kimse mağdur değil. Hak etmediğim bana hak ettiriyor. Ama Allah'ım beni düşürmesin yollarına. Amin. Hele şu var ya, değmez buna değil. Sana le, yazıklar olsun sana. 61 yaşındasın, nalet kesin senin. Dünya... Hayır, içinden gelip tabii oralar çıkmadı da ekranda. Hayatımı kararttı o benim hayatımı. Çocuğumun altında araba aldı, o karnını oğluna verdi. Benim 140 milyarlık malım vardı, sattılar. 50'sini bana verdi, dedi ki hanım şurada dursun dedi. Ben de dedim tamam dursun dedim. Ondan sonra en son kadına aldığına geldi, 3 ay şu İstanbul'da duruyor kardeşin evinde. Kaç yıllık evlisiniz Asiye Hanım? 32 yıllık evliyim. Kaç çocuğunuz var? 4 çocuğum var, elini öper. Kaç yaşındalar? Biri 90 doğumlu, 94 doğumlu, 88 doğumlu, 96 doğumlu. En son kızım böbrek hastası, diyaliz hastası, küçük kızım. İşte onun desteğinden ne kadar çıktım. Eşinizle ne kadar süredir ayrısınız? Yani eşimle mi? Evet. 8. ay 24'ünden beri buradayım. Ama ne kardeşimden oldum. Hepsi beni dışladılar. Kardeş beni dışladı. Baba beni de. Zaten annem babam yok, vefat ettiler. 6 çocuğum var. 4 çocuğum var. 4'ü de beni dışladı. 6 mı 4 mü? 4. İkisi o dünyada. Ha, vefat eden mi? Vefat edenler. Ondan sonra hepsi beni dışladılar. Bir kardeşim beni deyip de kardeşim gel kucağıma demediler bana, demediler. 8. ayda ne oldu da? Ben bir yılda yurtta kaldım. Yurtta kaldım. Bana kadın sığınma evinde. Evet, sığınma evinde. Hiçbiri bana demedi ki ya dedi şu yurdun kapsın acına şu Asya'yı alayım demedi. Hele şuna şu... Deme öyle, ekrandayız. Bir de bak, benim bu kadar karşıma seyircimiz çıkmaz. Güler yüzle karşıma çıkıp da fotoğraf poz vermesin benim karşıma. O benim hayatım. Ben kısaca şunu söyleyeyim. Eşinin fotoğrafındaki aslında tebessüm de yok da ona bile tahammülü yok. Yani ona bile tahammülüm yok. Bir karı değil, iki karı değil, üç karı değil, dört karı. Dört karıyla kadın ben ilk ihanet karısı mi etti amca, size? Evet, ilk karısı amca karısı. Bir yıl yaşadı. Amca karısı bir ay oldu vefat eteli. Ondan sonra bir başka arkadaşım. En son bir barka kurbanda bir arkadaşımla tanıştı. Tanışmadığımı keşke tanışmaz olaydım. Ona da gitti kurban aldı. Kadınla ben konuştum, oğlum konuştu. Ya dedi Murat dedi baban gelecek kurban alacak, benim işimi de görecek diyor. Yani ne demek olsun ya, ne demek olsun. Biz insan değil mi, biz kadın değil miyiz ya? Ama eşiniz gitti, size ihanet etti. Yani. Peki sizin evden ayrılma sebebiniz yani. Benim param aldı gitti. Kasadaki 50 milyarımı aldı gitti. 50 bin TL'nizi. 20 milyarını karnının oğluna veriyor. Başlık parası. 30 milyarını da alıp gidiyor İstanbul'a. Ben de bu işi anlamıyorum ha. Yani. Şimdi Asiye ablacığım, kafamı efendim toparlayabilmem canım için size tek tek sorular sormam lazım. Sor canım. Siz 8. ayda...
Evden mi ayrıldınız yoksa eşiniz mi evi terk etti? Ben evden ayrıldım. Nasıl ayrıldın? Dedi ki zina serbesttir dedi bana. Öyle bir şey demez. Ondan sonra eşime demiş yani karakolda demiş. Ben kendi kulağımla duyma demiş ki zina serbesttir. 8. ayda mı oluyor bu? He. Hangi polis demiş? Hangi polis demiş? Peki sen eşini evinde başka bir kadınla yakalıyorsun. Evet, İddiam bu. Evet, giden kadınla yakaladım ben. Bunun üzerine hemen boşanma davası açtın mı? Çok açtım. Çok açtım. 7 kere gittim karakola. 7 kere gittim adliyeye. Şikayetçi oldun mu eşinden? Evet. Evet, sonrasını anla. Ondan sonra en son geldi. Sen yakaladıktan sonra gittin şikayetçi oldun. Kocan sana bir tepki verdi mi? Tepki bana vurdu. Şu kolumu kırdı. Platin var şu kolumda. Şu kolumda platin var omuzumda. Zincirle vurdu. Bu da zaten ağrı yerinde kalkmıyor. Dark görmüş ya. Hep ben şiddetle yaşadım. Hiçbir Allah rızası için demedi ki ya hanım şu elini ver de bir gidelim. Çarşıya mı gidelim, pazara mı gidelim, bir gezmeye mi gidelim, bir dosta mı çıkarım, düşmanı kapısına mı gidelim? Gelmedim, görmedim ben, hayatta görmedim. Sana bir sevgi dolu cümle kurmadı. Hiç görmedim, hiç. Akşama kadar ha o mal ahırdaydı, ha ben ahırdaydım. Ben 4 sefer ameliyat oldum. 4 sefer kolumun altısıyla, ayağımın altısıyla... Yine o ahara girdim. Niye ameliyat koltuk değnekle ahara girdim, mallara baktım, ineklere baktım. İneklerim vardı. Çünkü akt etmişti. Dedi inekler olursa dedi, tanasını bırakırım dedi. İnekler de tanalar senin olur dedi. Eşi. Akt etti. He, bana yemin etti. Tamam dedi, sen çok baktın dedi. Emeğin çok geçti bana dedi, hakkın helal et. Ben de dedim ki tamam verirsen dedim hakkım helal ederim. O zaman iyi anlaşıyor muydunuz? O zaman iyiydik. Bu kadın hayatımıza girdi girmedi hayatımız alt üst oldu. O gün evde kimse var mıydı sizi gördüm? Sizin dışınızda başka çocuklarda çünkü hepsi reşit 33 yedi yaşında. 7 yaşında torunum vardı öksüz. Babası siz eve yok. Girdiniz başka bir kadınla eşinizi evet. Gördünüz. Başka çocuk yok muydu evde? Yok hepsi işteydiler. Hepsi işteydiler. İşteydi 7 yaşında bir torunum vardı. Elimi bağladı. Şöyle elim arkaya gitti. Elimi bağladı. Gitti çocuğa dedim ki Arda dedim annenin kolunu açar mısın kuzum dedim. Çocuk hem başörtüyü ağzımdan açtı hem elimi açtı. 7 yaşındaki çocuk mu? Evet 7 yaşındaki çocuk. Peki 7 yaşındaki çocuk senin öyle bağlandığında o neredeydi? Yanımdaydı. Yanımdaydı. Yanındaki yedi. Çocuk? Şu kadar bir çocuk. Anladım Asiye abla. Yanımdaydı. Peki siz defalarca eşinizden şikayetçi oldunuz. Eşiniz aynen. Size ihanet etti. Siz 2008 Ağustos ayında 2020'de evi terk ettiniz. Evet. Nereye gittiniz oradan? Ben mi? Gittim 3 ay sığınma evinde kaldım. 3 ay sonra bir tane abim benim. O gün mü direkt gittiniz kadın sığınma evine? O gün gittim. Ondan sonra ertesi günü... 4 çocuk demedi mi? Anne ne oluyor? Yok, babam yok, ne yok. Yaptı? Hiç benim çocuklarım hiç zerrine kadar bana demedi. Rabbime havale ederim. Onların çocukları da onlara yapsın. Hayır. Onların şimdi baba ihanet ediyor. Siz buna şahit oluyorsunuz. Evet, o gün bir takım iddialarınız var. Ne kadar doğru ne kadar değil oğlum. Bilemem de. Oğlum büyük oğlum diyor ki anne diyor. Sen babamı kabul etmişsin 4 kadından sonra. Anne daha kapı orada gidebilirsin başın çaresine bak. Benim büyük kızım diyor ki. Anne bak daha kapı orada gidebilirsin. Bir daha bizden medet bekleme diyor. Bizi de unut diyor. Siz de bunun üzerine kadın sığınma evine gittiniz. Yani. Kaç ay kaldınız? Orada 3 ay kaldım. 3 ay sonra benim bu abim beni çağırdı. Bir tane abim, 2 tane abim var Ankara'da. Onda zaten çocukları var. O da boşandı hanımında. Abla dedi gel dedi ne olursa olsun dedi. Yanıma gel bana bir yoldaş ol dedi. Geldim şu anda Ankara'da abimin yanında yaşıyorum. E dedin ya biraz önce kimse sahip çıkmıyor dedim. Bak bu, abin ne güzel. Abim Ankara'da. 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 Onu, 6 kardeşim bir bacısıyım ben. Sonra, benden ne istiyorsun Asiye abla? Senden mi? İstediğim beni boşayacaksın burada. Benim hakkım neyse o kadını da bırakmayacağım ben alacağım. Şu anda eşim başka bir kadınla beraber mi yaşıyor? Evet. Nerede evet. Yaşıyorlar? Gülperi'yle beraber ev yaşıyorlar. Kardeşinin evinde İstanbul'da. Kocanız erkek kardeşin evinde başka aynı. Bir kadınla yaşıyor. İddianız bu yönde. Aynı. Çocuklarınız aynı. Evli mi? Evet. Çocuklarınız evli mi? Evli çocuklar. Dördü de mi evli? Yok biri bekar. Biri bekar. Peki kocanızın hani sizin normalde yaşadığınız bir ev vardı, bir aile benim düzeniniz evim var. Yok.
Benim evim hiçbir yok. Hiçbir şeyiniz yok. Yok, hiçbir şeyim yok. Hiç, peki hiç. Bu ahırlar vardı, inekler vardı. Onlar nerede? Onlar işte diyorum ya, hepsi sattı. Hı-hı. Yedi yavuşturdu, kendine kazandı. Siz... Bir kuruş verme. Ne öksüz çocuklarına verdi. Ne kendi çocuklarına verdi. Üstelik de kendi çocuğun altında araba aldı. Bu kadının oğluna verdi. Allah Allah. Çocuklarla görüşüyor musunuz? Çocuklarla görüşmüyorum. Diyorum ya, hiçbirini ben istemiyorlar. Görüşmüyorum. Çok şimdi normal gelinim... değil bu Asiye Hanım. Yani çocuklarınız niye size inanmıyor? Niye, ben babalarını kabul etmedim? Ben babalarını kabul etmedim. Anne ses çıkarma mı diyorlar size? Evet. Peki. Babalar kabul etmedim. Sadece benim böbrek hastası kızım. Bir aydır konuşuyorum çocuğumla. O da böbrek hastası, diyaliz hastası. Anne dedi, çık dedi. Ne olur dedi, çık dedi, kendini kurtar dedi. Peki şimdi sen sığınmaya gidip kendini kurtardın. Sığınmadan evet. Çıktıktan sonra sığınma evine girdin. Konya'nın Nevşehir, Konya'da 6 ay kaldım. 6 ayda Nevşehir'de kaldım ben. Ne yaptın oralarda? Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Oturacağım. Yani şöyle, siz Ankara'dan geldiniz. Allah razı olsun. Normalde baktılar. Kocanızla, çocuklarla yaşadığınız şehir neresiydi? Konya. Konya'daydı. Evet. Konya'da sığınma evinden çıkıp Konya'ya gittiğinizde kime gittiniz? He? Kime gittiniz sığınma evinden sonra? Abimin evine gittim. Bir tane abim var, onun evine gittim. Üstelik de bak, bağlansın abim. Onun duvarını bile yıktılar, duvarını. Yanında mıydınız? Konya'daki abinizin yanında yok, mıydınız? Yok, onun yanında 3 gün kaldım. Hı-hı. 3 gün kaldım, 3 günde duvarını yıktılar. Ondan sonra ben bu Ankara'daki abime sığındım. Dedi gel dedi kızım dedi, buraya benim yanımda dur. Niye abi, Konya'daki abi? Geri dön diye mi? Bir rahatsızlığınız var mı Asiye teyze? Efendim? Bir rahatsızlığınız var mı? Ben mi aslım hastasıyım? Allah kafamda Allah. Kis var. Ondan tedavi sonra... görüyorsunuz. Evet, tedavi görüyorum. Ama yani Ağustos ayından beri sokaklardayım. Evet. Çocuklarım beni reddetti iddiasında bulunuyor. Asiye'nin gelini Ceylan. Ceylan'la görüşüyor musun? Evet, Ceylan'la görüşüyorum. Ceylan merhaba. Merhaba abla. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk abla. Sen hangi çocuğunun gelinisin? Kız şey. Ben evliyim zaten, tek gelinim abla ben. Ha, tek gelinisin. Tek gelinim. Hep sonra dedi ya, bir tanesi bekar dedi. Oğlan oğlan. Abla şu an kayınvalidem dini nikahlı Hakan Küçük'le evli, kocası hırsızlıktan cezaevinde kendisi de orada. Ne? Evet. Hakkı isimlerini de atabilirim teker. Ben ilk gün çıktığımda şimdi kayınpeder 4 ay yani birisinden hocam kaldım. Bana dört ay birisinden kaldım. İhanet ben. Ediyor iddiasında bulunuyor. Evet, evet. Ama diyorsunuz ki kayınvalidem Hakan kimdi? Benim. Ondan 4 ay kaldığım Ankara'da eşim. 4 ay. Ankara'dan. 4 ay kaldım. 4 ay sonra adam onu bıraktım. O hapiste. İstemiyorum onu. Bir saniye. Sen eşinin yanından ayrılıp kadın evet. sığınma evine ama gittikten sonra. Ama 3 senedir ben eşimden ayrı. 3 sene. 3 senedir ayrısın. Evet. Kaç yıl Hakan'la beraber oldun? 4 ay. 4 ay. Evet. Ne zaman buldun onu? İşte buraya Ankara'ya gelirken buldum. Sığınma aslında ihanet eden sonra. Sen miydin eşine? Hayır, o bana vurdu. O, peki diyor o bilite... Diyor ya o amcasının karşısına Asiye vurdu Hanım, mu? 4 ay boyunca siz Hakan'la beraberdiniz. Hakan niye cezaevine girdi? O da babasının sorumu vardı girdi. Ondan dolayı girdi. He. Hakan cezaevine girmeseydi ondan ayrılır mıydın? Ben istemem ki zaten. Nereden buldun o Hakan'ı? O zaten girdiğinde nasıl geldi ben dedim ki Hakan benden uzak ol. Allah'a yakın ol sen dedim. Sen Hakan'ı nereden buldun? Yurtta buldum. Kız kadın sığınma evi orası. Nevşehir'in yurdunda çıktım. Benim evet. eşim bana iftira attı. Dedik 200 milyarı çalmışsın dedi. Bırak paraları. Dur dur. 200 milyarı çalmışsın dedi. Ben de gittim adliyeye kendimi savundurmak için. Evet. Ondan sonra ben de dedim ki ben böyle bir şeyim yoktur dedim. Ben 200 milyar çalsam kendime bir gece okundu ev yapar oturayım dedim. Asiye ablacığım. Ondan sonra onu adliyede çaycılık yapıyordu orada buldum. Çaycıyken mi tanıştınız? Yok çaydır o bana çayın altına şöyle bir kağıt yazmış koymuştu. Ne ben yazmıştı ki, kağıda? Bir şey yazmamış sadece numarasını yazmıştı. Ben dedim küçük hayır mi? Bu neye ya. Koymuş dedi. Ondan sonra neye koymuş? Ben de açtım dedim neye dedik ya dedi seninle arkadaşlık yapar mıyım sana yardımcı olacağım diye. Bu konuda sen benim de... kağıtlarımı hepsini o gezdirdi Allah razı olsun. 24 banka gezdim. 24? 24 banka gezdim Nevşehir'de. Niye banka geziyorsunuz? Yani üstünde araba var mı, sigortası var mı, bilmem neyi var kimin? Mı? Kimin? Hepsini araştırdılar yani benim kimin? Üzerim. Kimin? Hakan üzerim. Mı araştırdı? Yok yok. Boşanmak için açtım orada Nevşehir'de.
Yani üzerimde mal varlığı var mı yok mu? Hiçbir şey yok üzerimde. Hiç. Ben bir çöpsüz üzümüm. Peki Hakan niye bunları bankadan öğrenmek istiyor? Kredi çektirmek istedi mi sana? Yok. Çektirmek istemedi. Yo. Bankaları dolaştınız ama. Uzaklaştırma kararı alırken Hakan Bey mi yardımcı oldu size? Evet, böyle boşanmak için bana yardımcı oldu. Boşanmak için yardımcı olmuş. Bir de bakıyorum ben sizin dosyanızda da 7 kez herhalde uzaklaştırma kararı aldı. Evet. Hakan Bey hep yardımcı oldu mu? Yok. Peki. Bir de boşanmada yardım etti. Yani, kaç yaşında Hakan Bey? He? Efendim Hakan abla? Kaç yaşında? Vallahi bilmiyorum ki ha. Genç mi yaşlı mı? 46 mı 47 yaşında? 46-47 yaşında. Evet. Buyurun. Esra abla ben her şeyi anlatayım. Sen de dinle. Kayınvalidem susun. Ben kimsenin tarafından değilim. Ben şöyle söyleyeyim. Kayınvalidem, kayınbabamın ben 6-7 sene evinde kaldım. Biz kayınvalidem hani Gülper'i ürkütüyor ya. Kayınvalidem bunu kendi elleriyle kayınbabama getiriyordu. Ben yalan söyleme Ceylan. Hayır ama beni dinleyin. Ceylan o kapı komşuyla bekle diye yardım ettim. Asiye bekle. Kapatayım abla. Hayır dinliyorum ben seni Ceylan. Sadece seni dinlemek istiyorum. Abla ben 15 yaşında gelin oldum. 9 senelik gelinim. Bir gün bana bir iğne almazken Gülperi'ye günlük kıyafetler, ayakkabılar, yiyecekler, içecekler. Tamam aldım. Fakiri de, fakiri de ekmeği muhtacıydı. Bir gün bana kendine yaptılar, ona yaptılar. Kayınvalidem kendi elleriyle getirdi. Niye peki Gülperi'ye hediye alıyor Asiye Hanım? Abla iki güler şey tutturmuş, işte Gülperi benim her şeyim, kapı komşum. Ceylan yalan söyleme. Kendi evini yanına getirdi. Ceylan Allah bak evet. Senin çocuğun var yalan söyleme kızım. Ben kayınvalidemle çok uyardım. Anne her gün insan misafir evine gelinmez. Yanlış mıyım? Bir insanın her gün bir insanın evine ne işi var? Peki kayınpederinle o hanımefendi beraber oldular mı? Hani dedin ya zorla getirdiler diye. Bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Alakası bile yok. Kayınvalidem diyor ki omuzunda platin var. Yalan değil mi? Onun omuzunda kılçak damarlarını bilmiyorum. Damarları koptuğu için... Çalıştığı için, kendini sürekli yorduğu için koptu, ameliyat oldu. Ne güzel de söylüyor kayınbabam, için. Yemin ediyorum Esra abla, hiç çocuğumun ölüsünü öpeyim. Ay öyle yemin etmeyin ne olur ya. Bir bir insan değil. Hiçbir şeyde peki... Yaklaşır. Ben onların sevgisine, aşklarına o kadar özeniyordum ki... Evet. Ben onlardan çok çektim. Ben onlar yüzünden çoluk çocuğumdan oldum, eşimden oldum, atıldım. Peki onların fazla aşkından dolayı mı evde huzursuzluk çıkıyordu? Abla Gülperi'yi kayınvalidem sürekli getiriyordu. Ceylan yalan söyleme senin kayınbaban getirmiyor muydu? Evet. Sürekli göz yumuyordu. Gülperi'ye gaz veriyordu. Ceylan seni nasıl gaz veriyor Gülperi'ye? Abla Gülperi kayınbaban... Derdim sen bunu yedin. Arasında yani bu kayınvalidenin aman komşusu öyle konuşuyor diye aralarında bir ilişki olması için zemin hazırlamaz yani. Yani. Peki şunu merak ediyorum. Yani. Kayınvalideniz kocasını yani kayınbabanızı nasıl terk etti? Bu Hakan için mi terk etti? Yoksa nasıl terk etti biliyor musun? Ben bir gün bunları kahvaltıya çağırdım. Benim evim yakın onlara. Biz kavga dövüşle evimizi ayırdık. Ben bunu kahvaltıya çağırdım. Kaynanam da gelmedi. Ben de aradım niye gelmiyorsun dedim. Kayınbabam odun kesiyormuş o yüzden gelmemiş. Ceylan yalan söyleme. Bize geldi. Ceylan yalan söyleme odun kesiyordu. Doğru söylüyorum. Hayır tamam odun kesiyordu. Bana ne geldi. Dedi senin kayınbaban? Dedi sen Nurperi'nin çeyrek olmasın dedi. Nurperi bir tane sen çöpsün dedi. Yalan söyleme bak. İftira atma bak. Bak iftira hiçbir zaman atılmaz kızım. Sen çok yalan söylüyorsun yavrum. Senin de... Ceyda Hanım bu hanımefendiden bir tek siz mi rahatsızsınız? Kayınbabanız mutlu oluyor muydu bu komşu gelince? Aynı. Bunlar da çok seviniyordular. Abla sana seviniyordu. Şey söyleyeyim mi? Ben Gülperi'yi zerre sevmem. Niye sen evine niye aldın peki sen Nurperi'yi? Nurperi'ye niye yemek koydun sofra açtın? Ceylan sen Nurperi'ye niye sofra koydun eğlence koydun ya? Yalan mı? Ben seni de çağırdım.
kapı komşularıma da... Ben sana demedim mi? Babam koymuyor. Hayatım yok. Ben sor başka bir soru sordum. Altından başka bir cevap çıkıyor yok, yani. Ben sana demedim mi? Ceylan babam koymuyor. Çiziyorsun. Yani Asiye ile reisin aşkı dillere destan bir aşk diyorsun ama evde kıyamet kopuyor. Ya kayınvaliden hiç haberi yok. Yemin ederim Ağustos'ta evden nasıl ayrıldı? Kocasının ihanetini mi yakaladı? Şiddetle gördü. Yoksa kendisi ihanet etmek için başka adamı mı Ceylan buldu? Ceylan kendisi de bilir. Etmeyi seven, her şeyin altına bahane arayan biri. Bir insan ayda 50 sefer hastaneye giderdi. Saat 10'da çıkar, akşam 5'te gelirdi. Kimle buluşuyordum? Kayınvalide. Ben kimle buluşuyordum? Ben buluşmuyorsun demiyorum. Hastaneye değil çıkıyorsun. Ama girelim tabii, ben hastayım. Kimler kavga etti? Benim dosyalarım benim evime geldi. Benim evraklarım var anne. Hayatım bak tekrar soruyorum. Ağustos'ta bu kadın sığınma evine niye gitti? Sığınma evine niye gitti? Kayınbabama çattı. Kayınbabam da buna bağırdı diye bu da alıştı. Hemen karakol yakın diye karakola koştu. Şiddet uyguladı mı kayınpederiniz? Hayır, uygulamadı. Ben yalan söylemeyeceğim. Siz o sırada evde miydiniz? Bak senin çocuğun evet, da var. Evet evdeydim abla, ben zaten sürekli evin içinde olamıyorum. Senin çocuğun da var. Bu tarafta bak, Asiye abla. Bak dilerim Allah'tan senin çocuğun da seninle burada yapsın. Yapma öyle. İnşallah. Dilerim Allah'tan. Peki hiçbir şey demiyorum kızım. Kayınvalide. Reis Bey şu anda Allah'tan başka bir kadınla yaşıyor mu? İkisi de bulsun. Hayır yaşamıyor. Kayınvalidem yaşıyor. Peki yani ben tekrar sormak istiyorum. İddiası o yöndeydi. Şu anda başka bir kadınla kocam erkek kardeşin evinde yaşıyor dedi. Bu iddiası hayır. Doğru mu? Yalan mı senin o koca? Kayınpederimi ben evime almadım. Çünkü bunlar benim babam. Yalana bak hele. Yalana bak. Ben de almadım. Sus, yalan kızı da almadı. O yalan da söyleme. Kardeşinin sen yanına şu gitti. Anda kayınpederin ne yaptığını bilmiyorsun değil mi? Hayır bilmiyorum, almıyorum. Arada tamam. O zaman bu sorunun almıyorum. Cevabını sen veremezsin. Reis Karaca'nın kendisi yani, verecektir. Yani. Ama kayınvalidenizin kimle beraber olduğunu, Hakan ismindeki ben bir adamla kardeşim. Beraber olduğunu söylüyorsunuz. Elimi de Kur'an'a da basarım. Nurperi Ürkütle reis şu anda Hasan Hüseyin'in evinde. Hayatım eşin sana ihanet ediyor. Sen evet. De gidiyorsun başka adamla beraber oluyorsun. Ama benim kimsem yoktu ki. Ya kimse yoktu. Hayatım devlet var benim, arkanda. Benim. Asiyeciğim. Ama mağdur kaldım. Mağdur kaldım. Hayatım aç mağdur kaldım. Susuz kaldım. Kadın sığınma evinde kalıyordu. Aç kaldım, susuz kaldım. Kim bana verecek? Allah razı olsun, adam 4 ay bana baktı. Baktım adam da iyi değildi. Bıraktım gittim adamı. Ya bu adam sana kredi falan çektirdi mi? Haberin var mı? Allah korusun, yok yok yok. Hayır hayır, iftira tamam. Dini nikah kıydınız mı? He? Dini nikah kıydınız mı Hakan'la? Evet. Beraber. Dini nikah, hoca nikahsımız var. Hoca nikahını. Tamam. Kıydınız yani. Evet. Evli değilmiş ya, bu beyefendi? Yok adam evli değil. Evli değil. Yok yok değil. Adliyede çalışıyor öyle evet, mi? Evet, çaycılık yapıyordu. İlk görüşte mi tanıştınız? Ya İlk gördüğünüz dakika mı? Kağıt yazdı, çayın altına koymuştum. Ben de merak ettim bu numara neydi? Ama siz okuma... Ama Asiye abla şimdi bir saniye... Çay... Okuma yazmanız yok ki sizin. He? Okuma yazmanız var mı? Okuma yazmam yok ama matematiğim kuvvetli. Hayır şimdi. Matematiği anladım ben. Ben onu açarım. Ol... Mesela sen yaz, ben ona bakarak açarım. Hayır, numaraları şimdi... tanıyor, ona göre basıyor. Ne ben... yazmıştı aynı çayın dediğim, altına? Aynı dediğin gibi. Tek, yazı dedi... var mı, numara mı vardı? Numara vardı. Numara. Şimdi ben şöyle düşünüyorum, hani bir canlandırma yapalım. Şu adliyedesiniz, adliye kalabalık. Sonra gidiyorsunuz bir yerde oturup çay içiyorsunuz. Oradaki çalışan biri geliyor. Ben şimdi sizin hemen geldim. Çay içerken bardağınızın altına bir kağıt sıkıştırıyorum. Ben nereden bileyim Asiye evli belki? Yanımızdaydı beni. Aa, orada var ya baro avukatınla konuşuyordum. O da baro avukatı dedi ki dedi bana bir çay su getir dedi. Ha, baro avukatıyla konuşmalarınızı dinledi. Baro avukatıyla biz konuşuyorduk, bizim konuşmamızı dinledi adam. Sonra ne dedi sana? Sen bana mağdursun dedi, ki, dedi. Dedi ki Asiye abla dedi ben sana yardım edeyim kağıtları gezdireyim dedim. Ben de hiç Nevşehir'de bir yere gitmemiştim ya yurtta hiç çıkmıyor. Gezdirirsin dedim. Kağıtları gezdirdim, adliye verdim. O adliyeye gitti. Ben de yurda gittim. O akşam da zaten bindim. Peki sana Asiye abla derken ya bu ablayı bu mesafeyi kaldıralım. Biz beraber mi yaşayalım dedi. Yok sonradan sonra dedi bana. Sonradan da ben... Her gün görüşüyor muydun onunla? He? Her gün gidiyor muydun bir çay içmeye? Ben nerede çay içmeye gideceğim? Ben kızımın evindeydim. Kızımın evi yetimlere bakıyordum. Dedim ben boşandıktan hani sonra... kadın sığınma evindeydi? Nevşehir'deydiniz kıza Nevşehir'de gitmeyin. Nevşehir'de çıktım zaten o gün çıktım.
Ha çıktın. Oradan hareketli çıktım bir hayat var. Şimdi orada bile soruları da ha, ha, var mı var? Zaten adliyeye gidiyorsun peki. Ya. Adliyeye gidip kağıdı verdi mi seni yurt çıkartıyor. Asiye teyzeciğim bak adliyelerde o zaman kimseyi de zimmet şey altında bırakmak istemiyoruz ama adliyelerde adli destek mağdur hizmetleri daire başkanlığı var. Mağdur olan kadınları onlar gidip kafelerde kimseye yok, güvenme. Yok hiç kafe mafe gitmedim vallahi. Hayır, sen matematiğine hiçbir... de güvenme. Bana bırakılan yerleri arama kimseyi. Ben aramadım zaten. Adam bana yardım etti. Ben bankaları gezdik. Ben bir yeri bilmiyordum. Hayır, bana avukatları da öyle gelip de çay ocağında filan mağdur aldı. Olan birini dinlemez. Adam haberi yoktu. İzin hayatım, aldı, o dinlemez de. Yani hani öyle çay ocağında. Çünkü her türlü mağduriyeti de açık bir hale geliyor. Yani benim gelinim filan yalan söylüyor. Gelinim Nurperi'ye giderdi sıfıra kurardı. Sen o gün Nevşehir'de miydin? Evet. Anladım. Şimdi bir telefon varmış ihbar. Önce onu alayım sonra devam edeceğiz. Benim gelinim. Benim. Alo. Hoş geldiniz yayına. Merhabalar Esra Hanım. Merhabalar. Asiye Hanım'la ilgili söylemek istedikleriniz varmış. Tanıyor musunuz? Mağduriyetini biliyor musunuz? Esra abla ben Asiye Hanım'ın kendisini tanımıyorum. Hı-hı. Mağduriyetini de bilmiyorum. Hı-hı. Benim sadece söylemek istediğim şu. Asiye Hanım'ın muhtarlığın orada oturan bir tane abisi var. Abisinin yanında duruyor. Evet, doğru. Evet. Bu şekilde biliyorum. Ve aynı zamanda abisinin yanında bir tane de erkek kardeşi var. Hı-hı. Etlik Parkı'nda boyacı bildiğim hı-hı. kadarıyla. Evet, evet. Doğru. Parkta Asiye Hanım bir tane beyefendiyle tanışıyor. Hı-hı. Ben beyefendiyi yakınen tanıyorum. Eşini de tanıyorum. Hı-hı. Bu beyefendi. Adam evli. Hı-hı. Kim? Aynı zamanda şöyle... Hayır, yalan söylüyor. Adam... Dur daha bir şey demedi ya, yalan söylüyor diyorsun. Evet. Esna abla adam Asiye Hanım'ın evine gidiyor. Abisinin evine. Hı-hı. Kız isteme oluyor orada. Yalan abisi adamın evde olduğunu biliyorlar. Hı-hı. Ondan sonra adamın eşiyle falan da görüşüyorlar hatta. Ne? Evet. Evet. Yalan adamın... ediyor. Yemin ederim andi ederim yalan ediyor. Evet sıra. Devam edin. Evlenme kararı almışlar. Adam hatta ben duyduğumu söylüyorum. Sadece ben Asiye'ye aşık oldum. Seni istemiyorum diyor kendi karısına. Yalan ediyor, vallahi yalan ediyor. Yalan sonra ediyor. Asiye Hanım adıma diyor ki, evet diyor seninle evlenirim diyor. Ama benim şu an diyor boşanma davam var diyor. Evet. Sen ne diyor noteri diyor gideriz diyor. Ben de diyor bilezik var, yapacaksın var, diyor. Var. Üstüme diyor ev alacaksın diyor. Ben öyle bir bayan değilim ki kusura bakma. Sen kimsenin yalan söylüyorsun. Ben öyle bir bayan da değilim. Allah'a şükür var ya ben... Annem aktır benim. Diyor anladın ki evli mi? Bir adamla beraber olarak onu dolandırmaya çalışıyor iddiasında bulunuyor. Telefon hattında kalın bir reklamlara ediyor. Gideceğim. Reklamlardan sonra eşin Reis Karaca telefon hattında olacak. Yani kocam beni aldatıyor iddiasında bulunmuştu Asiye Hanım ama aslında o Konya'da başka biri Nevşehir'de mi Konya'da mı artık şehirleri de karıştırdım biriyle beraber yaşıyor. Onun iddialarının tam tersi iddialar hayır, var Asiye Hanım'la ilgili. Kaldım, yemin ederim, bir de evliyken başkalarıyla hayır, evlenmek için istemeler falan yapılıyormuş. Bunları dinleyeceğiz. Ya. 29 Mart Asiye Hanım bir dakika ya her şeyde yalan söylüyordunuz da adam yayına bağlanmadı. Bağlansın suçlu da onun 29 Mart'tan beri kayıp olan 18 yaşındaki Eda Altıntaş'ı arıyorduk. Babası dün sürütüyormuşsaydı İbrahim Bey. Sevgili seyirciler Eda'yı dün ve iki arkadaş kaçmıştı bunlar. Eda'yı ve Zeynep'i bulduk. Eda bugün... Dün telefonda böyle bir sert konuşma geçti ama Eda bugün canlı yayında olacak. Hangi şehirden nasıl geldi ve niçin evi terk etti bunları konuşacağız. Şakir'in eşi Songül de canlı yayında olacak. Reklamlardan sonra buradayız ayrılmayın. Ben şiddet mağduru bir adamım. Eşim Gülhan Güzel'den engelli olduğumu aldı. Kıskançlıkları yüzünden çok şiddet gördüm. Tencereye attı, burama indi. Çaydanlığına burama vurdu. Süpürgeyle, o da yetmedi, çaydanlık tencereyle dövüyor dedi. Engelli olduğumu aldı. Anlaşmalı boşanmaya gideceğim. Bana dar uyguladı.
karımdan dayak yemekten bıktım. Ben artık şiddete maruz kalmak istemiyorum. Takatim kalmadı. Hiç kimse Muammer'e inanmadı. 20 Mart günü beni yine dövdü. Hastanelik oldum. Dart raporlarımı aldım. Dün akşam canlı yayın bitti. Ortalık karıştı. Herkesi şoka edecek şiddetin görüntülerini sakın kaçırmayın. Şimdi Esra Erol'da. Kar maskeli bir adam yatak odamıza girdi. Madde ile beni bayılttı. Ardından karım Songül ile en yakın akrabam Eren beraber kaçtı. Benim evime girme olayı oldu, beni bayıltma olayı. Gece saat 2.30 sıralarındayım. Yattık, üstüme bir ağırlık uyandı. Ağzıma baskı yaptılar. Kafasında kar maskesi, elinde siyah eldiven vardı. Seni bayıltanın kim evet. olduğunu düşünüyorsun? Ben Eren Keskin olduğunu düşünüyorum. Akıl almaz iddialarla bugün yüzleşme vakti. Ben bunun kendi hesabında, Twitter hesabında bir takım şeyler yakaladım. Bunu açık açık söylemiyorum. Bundan dolayı ayrılmak istedim. Saçma sapan konuşuyorsun. Ben dinlemek zorunda değilim. Yalan konuşup gitmeyeceksin. Songül evden gitme bunun sebebin o değil. Eren'le beraber aç hayatı yaşadığını herkes biliyor. Yok Eren'le gitmişim, bilmem nereye gitmişim. Eren'le kim görmüş beni 3 ay içinde? Şakir, karısı Songül'le tüm kozlarını stüdyoda paylaşacak. Songül, seninle ben mahkemede de görüşeceğim, her yerde görüşeceğim. Şimdi Esra Erol'da. Sezai. Gülhan ne olursa olsun ben seviyorum Gülhan'ı. Bu insanların başları niye yakıyorsunuz ya? Niye insanların hayatlarını karartıyorsunuz? Neden? Çocuğumu, eşimi almaya geldim. Azat benim oğlumdur. Gülhan'ın çocuğunun babası Sezai mi? O çocuğun hayatını, geleceğini mahvediyorlar. Ben ne olursa olsun. Ben bu görüntüyü çok sevmiyorum çünkü. Eşime peşindeyim. Sezai Bey. Seviyorum beş. DNA testi istiyorum. Çocuğum benim. DNA testi yapalım. Sen istiyor musun? İstiyorum dünden tamam. Tamam. DNA testi yapalım. DNA testi sonucu açıklanacak. Gerçekler canlı yayında ortaya çıkacak. Ben her türlü Azat'ımın da Gülhan'ımın da karşısındayım. Sakın kaçırmayın. Şimdi Esra Erol'da. Asiye Karaca konuğumuz Ankara'dan katılıyor. Eşinin kendisine ihanet ettiği iddiasında bulunurken gelin dedi ki tam tersi kayınvalidem kocasına ihanet ediyordu ve bu yüzden evden ayrıldı iddiasında bulundu. Reis Bey kocanız telefon attığında. Reis Bey merhaba. Merhaba. Esra Hanım'la görüşüyorum. Evet şu anda canlı yayındasınız ATV ekranlarında. Esra Hanım hayırlı yayınlar. Sağ olun hoş geldiniz. Hoş bulduk Esra Hanım. Allah zaten soracak o hale gelmiş. Şimdi benim herhangi öyle şiddet, bidet, kadın, madı herhangi öyle bir şeyim yok. Şu an hayatınızda biri var mı ve onunla mı yaşıyorsunuz? Ulan dört kadını kurban aldın ya niye yalan söylüyorsun sen? Esra Hanım konuşmasın bak ben kapatırım. Tamam siz konuşmayın anlatın Reis Bey. Esra Hanım. Evet dinliyorum. Demin gelin de konuştu. Ta Ankara'da adam dolandırmış. Hep bu kadın bak bu kadın 2019'un 9. ay 8'inde evi terk etti. Evet. Evi terk etti. Gitti sıkılma evinde kaldı. Bilmiyorum niye terk etti hiç. Evet. Sıkılma evinde kaldı. Hı hı. Sıkılma evinde ne kadar kaldı kalmadı onu bilmiyoruz. Hı hı. Araştırabilirsin. Ondan sonra araştırabilirsin. Camın altında bana ihanetler. Reis Bey. Eşiniz sığınma evine neden gitti? Öyle durup dururken canım sıkıldı yani, ben sığınma evine gidiyorum diyemezsiniz. Yani. Mutlaka yani evin içerisinde o bu kadının bir şiddete uğramış olması gerekiyor. Şimdi bak beni dinle. Eğer beni dinlersen hı-hı. yalnız o konuşmayacak. Bu gece saat 3'te. Bak yalan dinliyor beni. Dinliyor mu beni? Evet dinliyorum. Gece saat 3'te. Benim komşumun kadını saat 3'te sokakta pijama partiyle görmüş.
Gördüğünüz eşiniz Asiye'yi mi? Tamam, nerede gördüm ben? Hastanede gelmiyor muydum? Gece 3'te pijamalarla sokakta mıydınız? Yalan söylüyor. Dursun lan benle Nurperi hastanede gelmiyor muydum? Bir dakika, şu pijama olayını anlatır mısınız gecenin 3'ündeki? Kapatsın ben. Efendim ben konuşayım mı, konuşmayayım mı? Konuş baba. Ya suçluyor, yalan söylüyor. Ben gece saat 3'te. Saat 3'te hastane, tamam mı? Sokakta bir kadını, benim komşum kadını pijama katiyle görüyor. Seninle beraberdim. Niye yalan söylüyorsun? Ben de beraber yok. Sus, yalan söyleme. Yalan söyleme. Dinle beni. Aslanı dinliyor musun? Onu konuşturma. Dinliyorum, dinliyorum. Bir şey söylüyorum. Ama konuşturmayın. Asiye abla. Tamam, sen de konuşamıyorum diyorsun. Bir sürü kelime gidiyor. Karını gece 3'te sokakta görüyorlar. Karısını değil, komşuyu görüyor. Gülperi'yi mi? Hayır, bir dinle beni. Kimi gördün gece 3'te sokakta pijamayla? De karı ne arıyordu? 3'te ne arıyordu? Ya benim kadın, bak. Nerede geliyor? Benim kadın var ya, gece saat 3'te benim komşunun kadını gece saat 3'te sokakta pijama katıyla görüyor. Evet. Ondan sonra bu da gidiyor başka bir komşuya söylüyor. Ere yalan. Komşu da gidiyor kocasına söylüyor. Kocasına söylerken... Kocasına söylüyor, kocasıyla bana telefon açtı. Dedi, komşu ayıp değil mi? Senin karın böyle bile söylemiş. Senin karın, benim karımı gece saat 3'te sokakta pijama katıyla gelecekken senin karın ne arıyor? Seni... Size iftira mı atıyor? Yani ben iftira atıyorum. Karı onun evden çıkıyor. Ben hastanede geldim. Karı evden çıkıyor. Pijama katıyla. Gece 3'te sen hanım bu kadını nerede öyle görüyorsun? Mi? Kapı komşum ya. Nerede gördün? Ben hastanede geldim. Kadın bizim evde bunun yanında çıktı pijama katıyla. Evin içerisinde. Evet. O da diyor ki sokakta gördüm yalan diyor. Yalan söylüyor. Bu yalan söylüyor. Yemin ederim. Elimi kulağına basarım yalan söylüyor. Peki. Reis Bey bakın telefonda çok zor. Bakın. Esra. Boşanmak istiyor musunuz eşinizden? Ben boşanmak istiyorum. Boşanma davasını açın. Bu beni dolandırdı. Benim hakkımı getireceğim. Benim hakkımı getireceğim. Karının 50 milyarı yedi ya. Konuşamıyorum Esra Hanım. Ben konuşamazsın ki, suçlusun tabii. 50 milyar Esra kadına yedi ya. Kapat da ben bir konuşayım. Oğlumun taksisini verdin ya onun oğluna. Bir dakika. Bak kendisi de orada anlatıyor. Ben kendi besi işi yapıyordum. Hı. Benim 160 milyar paramı çarptı. O bir tane hırsızla beraber getirdi, yediler. Kız çakınma evinde çağırırken bunu çağırdı. Geldi kapıyı üstüne aldı. Kızı bağla. Reis amca, buraya gelir misiniz lütfen? Ben oraya gelmem. Bakın ben anlaşmalı gelmem. Boşanmak istiyorsanız, bir an önce bu evlilik anladım bitsin diyorsanız ben size bu konuda destek olmak isterim. Hayır, bak Esra Hanım. Bak kendisi orada söylüyor. Dur Asiye Hanım. Evet. Bak kendisi orada diyor ki, ben diyor malım vardı, bunu var. Evet ben 5 kişi yapıyordum. Benim 160 milyar paramı çarptı. O götürü hırsızlar 8. ayda yediler. Hırsız yerler bile. Sen acıktın, kadına kurban aldın Nurperi'ye, oğluna 20 milyar verdin. Ne Nurperi'ymiş, Gülperi'ymiş ya. Ya bak bu kadına ağzını almasın. Ben Reis Bey, bir saniye bakın, çok zor Esra sizin telefonunuz. Esra Hanım, tahtisi onu üstleydi. Esra Hanım, tahtisi onu üstleydi. Hırsız bunu siz karınıza boşanma davası açtınız mı? El koyuyor ya. Boşama davası var ya, bak boşama davası kendisi açmıştı. Ben gittim mahkemeye, bir de nafaka açmıştı. Ben hırsızın fotoğraflarıyla bununla beraber götürürken ondan sonra mahkeme reddetti. Bu onun boşanma davasını mı reddetti? Hayır, bana nafaka davası açmıştı. Anladım. Tamam. Reis Bey olmuş. Ben sizi yayın sonrasında arayacağım. Ve buraya da gelmenizi isterim. Anlaşmalı boşanma konusunda size yardımcı olmak isterim. Gelecek. Şimdi sizle ilgili iddialarından ziyade Asiye Hanım kendiyle ilgili anlatmadığı çok fazla da şey var. Yani bunlar da şimdi ihbar hattına düşüyor. Pazartesi günü kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tamam. Pazartesi teşekkür. Görüşürüz Asiye tamam, Hanım. Buyurun. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Allah senden razı olsun. Sağ olun. Ya ne olursa olsun. Tamam. Nerede incesi orada komşu. Yeter ki beni kurdu. Bana ne yapmış bana? Sırtımda gelmiş onun elbisesi.
Ben şeye takıldım. Giderken 176 bin TL'ye götürdü diyor ya, o parayı ne yaptı? Yani nereye harcadı? Şakir Yıldız geliyor Ordu'dan. Karısı canlı yayında olacak. Karısı evi terk ediyor 22 Ocak tarihinde. Eşim evi terk etti ve kaçtı dedi. Eşini de bulduk. Biraz sonra karı koca canlı yayındalar. Buyursunlar. Şimdi hemen stüdyoda gözü yaşlı bir annemiz var. Aysun abla biraz daha iyisin. Hoş geldin. Kızları Sümeyye Taşkın için... İçim Meryem çıkarttı kurban olmuşum. Bittim. Bittim kızım, bittim senin için. Çık anneciğim, elini ayağını öpeyim. Çık güzel yavrum benim. Ceylan gözlüm benim. Çık. Sümeyye 18 yaşında, 1 Nisan tarihinden beri kayıp sevgili seyirciler. Fotoğrafı da ekranda. İstanbul'da nerede yaşıyordunuz? Ataşehir. Ataşehir'de yaşıyorlar. 1 Nisan Perşembe günü Sümeyye okula gitmiyordu. Hafızlık okuyormuş aynı zamanda. Evet. Son zamanlarda sık sık evden sıkıldığını ve bunaldığını söylüyormuş. 1 Nisan günü evden nasıl ayrıldı? Yani neredeydi, nereden kayıplara karıştı? Ya şöyle söyleyeyim, biz... İşe gitmiştim ben sabahleyin. Hı hı. Annesi saat 12'de Nesibe abla diye bir bizim orada yakın dostumuz var. Hı hı. Annesi diyor ki benim 5 yaşında da Sude diye bir kızım var. Hı hı. Al kızım onu diyor, Nesibe ablalara gidin, ben arkanızdan geleceğim. Hı hı. Alıyor kardeşini gidiyor. Saat eve gidince Nesibe ablalara, Nesibe abla evde yokmuş. Giriyor çarşafını çıkarıyor. Nesibe ablanın 13 yaşında bir oğlu var evde. Hı hı. Ondan telefonunu istiyor. Hı hı. Ablacığım 2 dakika ver, ben bir şeye bakacağım, vereceğim. Kendi telefonu yoktu çünkü. Hı hı. Giriyor bir odaya, bir şeyler yapıyor. Artık ne yapıyor bilmiyorum. Bir uygulamaya girdiğini, bir uygulamayı yüklediğini söyledi diyor. Sonra üstünü giyiniyor, çantasını alıyor. Benim kıza da diyor ki ablacığım sen otur, ben çöpleri atıp 4 yaşında geleceğim. Kardeşiyle gidiyor oraya. Evet, hı hı. O kızı da orada bırakıyor, ufak kızı da orada bırakıyor. Ben diyor geleceğim, çöp atmaya gidiyorum. Gidiş o gidiş. Bir daha haber yok. Yani aslında kendi telefonu olmadığı için komşunun telefondaki uygulamadan biriyle yazışıp, haberleşip tahmin komşunun evinde öyle. 4 yaşındaki kardeşini bırakarak da kaçıyor. Giderken yanına ne almış? Hiçbir şey. Yani evden hiçbir şey eksik değil. Kimlik yok, hiçbir şey yok. Parası yok üstünde, hiçbir şey yok. Sadece bir Sümeyye diye sadece harfi vardı. Sümeyye diye bir harf vardı, bir de küpeleri vardı. Hani böyle mesela tableti var mıydı? Evde laptop var, tablet var. Dizüstü bilgisayarı falan onları götürmüş mü? Yok. Götürme. Hiçbir yok, şeyini almadı. Hiçbir almadım. Şey almıyor. Çıkmış. Evet. Peki siz Ataşehir bölgesinde yaşıyorsunuz 18 yaşında. Yani bir o programdan, o indirdiği programdan biriyle yazışıyor olmalı. Büyük niye telefon kullanmıyordu? Ya, siz mi yasakladınız? Yok ben yasaklamadım. Ya. Hani kendim istemiyorum dedi. Kullanmak istemiyorum anne ben dedi. Hani öyle bir şeyler, teknolojiden zaten evde tablet var. Hani bilgisayar olduğu için benim de evde telefonum var zaten. İkimiz ortak kullanıyorduk ama benim telefonum bana öyle sosyal medyaya falan girmiyor. Sadece alo deyip kapatıyordum. Bir ara ben kendisini aldım. Hat da aldım, telefon da aldım. Ben kullanmıyorum telefon, sıkılıyorum dedi. Öyle gitti. Öyle boda bozulup gitti yani. Peki evde çok fazla o hani tabletiyle vakit geçirir miydi? Odaya yok kapanır yok mıydı? Bütün gün kardeşiyle beraberdi. Anne, 4 yaşındaki çocuklar. Evet bütün gün onunla uğraşıyordu. Hatta cuma günü de kızımın doğum günü vardı. Perşembe günü balon filan almaya gittik. Hani, bir gün önce çarşamba. Çarşamba öncesi balon filan aldık. Hani süsleme kutlama yapacağız diye. Cuma günü kendi aralarında kutlama yapacaktılar. Evde yapacaktı. Baktık ki kız perşembe günü yok oldu. Bir erkek arkadaşı var mıydı sevdiği biri? Ya istediği biri şu anda tabii bizim bir bildiğimiz yok ama bundan 1-1,5 sene önce bir tane çocukla sadece telefonda görüşüyorlar. Arkadaşlık yapıyordu. Evet o da benim telefonumda. Ben de tabii telefondan yabancı numaraları çıkarıyorum, buluyorum. Ben hatta büyük 20 yaşında oğlum var benim. Ona diyorum benim senin telefonun var, benim telefonum ama ölüm gelir aklıma benim kızımın benim telefonumdan konuşacağı aklıma gelmez. Gelmez. Ben de 20 yaşındaki çocuğuma kızıyorum. Sen telefonun var, benim telefonumla ne işin var gece diye. Meğersem o kullanıyormuş. Peki o çocuğu aradınız mı? Yani onunla aradık, beraber olabilir mi? Yan yana geldik çocukla, görüşüyoruz, konuştuk. Çocuk abi diyor, vallahi billahi benim hiçbir bilgim, hiçbir şeyim yok diyor. Keşke yani ben de size yardımcı olurum diyor bulunmasında. Peki kızınızın hani diyelim onunla ilişkisini bitirmiş. O kişiyle, o kişinin söylediklerine inandınız mı?
Ben ya, bu saatten sonra hiç kimseye inanmıyorum. Çocuğun bana söyledikleri inandırıcı geliyor. Yani bu kadar ters köşe yapamaz. Bir haftadan beri çocuk bizimle iletişimde. Bu saatten hiç kimseye inanmıyor. Adı neydi çocuğun? Mert Yalçın. Mert Yalçın. Mert de söz hakkını, cevap hakkını kullansın. Daha önce ilişki yaşayıp bitirdiği bir erkek arkadaşı vardı. Ondan şüphelendiniz. Onun yanında değil. Bu çocuk da demiş ki hani benim yanımda değil. Sizle sürekli iletişim kuruyor. Başka sevdiği biri olabilir yok mi? Yok ya. İletişimde. Yani yok. Nasıl sana söyleyeyim? Bizim bildiğimiz yok. Yok. Ha, benim bildiğimiz yok. Yani, annelerle konuşurlar da. Kırmızı mercimek tanesi kadar bana bir... Hani bir şey vermedi evde. Hı hı. Hani bir hani insan anlar ya çocuğunun nasıl olduğunu. Değişir davranışları, hal hareketleri. Yani son günlerde çok çok sıkılıyorum. Öf, ben dedim kızım ne yapayım söyle. Söyle annem bunu yapıyor. Ben çikolata istiyorum dedi. Ben gidip marketten... En son kızınızı gören komşunuz ya. Evet. Komşuyla böyle dertleşir miydi? Siz hani kayıp başvurusu yaptığınızda söylediniz mi memurlara? Söyledik. Söyledim. Onlar da tanık olarak ifadesi uygulamadan bahsediyorsunuz. Biz telefonu getirdik de polis beyler de ki biz bunu... Görmüş mü? Yani bir araya gelmişler mi? Hayır, görmemişler. Komşu evde yokmuş. Evde yoktu. Evet. Sadece her gün mü gidiyordu Nesibe'nin yok, evine? Arada yok, bir gidiyordu. Arada bir böyle arada işte. Arada bir gidiyordu. Ha, o zaman 13 yaşındaki çocuğun telefonu kullanmak için gidiyordu belki de. Onu bilmiyorum. İki sefer kalmış zaten. Hep çarşamba almış. Bir de perşembe almış. İki çarşamba sefer. Ve perşembe. Çarşamba da oradaymış, evet. Şimdi 1 Nisan'dan beri kayıp Sümeyye, Taşkın Ataşehir'deki yaşadığı evden çıkıp gidiyor. 4 yaşındaki kardeşini komşuya bırakıyor. O gün bugündür haber yok. Evlilik hayali olan, evlilik merakı olan bir çocuk muydu? Bu varmış, biraz annesini çok anlatıyormuş. Çok az bir şey. Hani böyle şimdi diyelim ki 16-17 yaşında kızlar evleniyor sizin programınız. Çok 16-17 yaşında. Hani çok haberlerde çok seyrediyordu ya. Çok seyretiyordu. Hani özeniyordu. Ben de diyordum ki hatta bir kız annesinden burada kavga ettiler. Hani tartıştı. Anne dedi ki hani şuraya bak ya, evli bir adama gidiyor dedi. Ne işin var senin evli erkekle? Git bekara dedi. Ben de kızım ki dedim. Demek ki dedim hani öyle sağlıklı düşünemiyorlar. Hani öyle şey düşünemiyorlar. Allah herkese dedim iyi insanla nasip etsin karşılaşmayı dedim. Kardeşini bırakıp gitmesi yani kardeşini bize... bırakması imkansız bir şey. Sümeyye'ye buradan çağrıda bulunun. Aynı zamanda yani Sümeyye'yi gören tanıyanlar ihbarlar verirlerse bizim için çok iyi olur. Ne söylemek istersiniz? Sümeyye sana yalvarıyorum annem. Elini ayağını öpeyim. Nereye gitti sen? Kimin yanında sen? Gene kabul etmişsin Sümeyye. Ben seni tek bırakmam. Herkesi terk ederim. Seni bırakmam annem. Gözünü seveyim, dayanacak takıtım kalmadı artık Sümeyye. Sokaklarda geziyorum Sümeyye. Gece yaraları sen geldin diye Sümeyye. Eve giremiyorum güzel kızım benim Ceylan gözüm. Ben sizi nasıl büyüttüm Sümeyye? İçim kana alıyor Sümeyye. Abinden seni küçükten elimde tutardım, hastanelere getirirdim. Yalvarıyorum Sümeyye'm, çık ortana ortaya, elini ayağını öpeyim güzel yavrum benim. Sümeyye'yi arıyoruz sevgili seyirciler. Kızım, Allah rızası için çık annem. Eğer sevdiğim varsa gene birini istiyorsan gene vereceğim annem. Gene senin arkanda duracağım güzel kızım. Ne istiyorsan gene yapacağım bebeğim. Ne yalnız bana bir telefon aç anne, ben sağım. Anne ben buradayım güzel gözlü kızım benim. Ay yalvarıyorum sana Sümeyye. Sümeyye Taşkın'ı arıyoruz. Gören tanıyan bilenler ihbarda bulunsunlar. Allah anne ve babayı da görüyorsunuz. Sümeyye. Çocukları İçim gittiği günden beri de Sümeyye. Perişanlar sevgili seyirciler. Gözünü seveyim Sümeyye. İnşallah hayırlı ve güzel haberleri i̇nşallah, veririz. Inşallah. Aysun abla dua et ki böyle i̇nşallah, hani yayının inşallah. Son dakikalarına doğru o i̇nşallah. Güzel hayırlı haber i̇nşallah, gelirse inşallah, o müjdeyi inşallah. De veririz i̇nşallah, size. Allah'ım, şimdi Allah'ım. Diğer konuma geçiyorum. Şakir Yıldız konusunda eşi canlı yayında olacak. Önce hatırlatmamız ekranda. Şakir Yıldız 22 Ocak'ta eşim Songül Yıldız evi terk etti. Diyorsunuz 22 Ocak günü sabah 12.30'da eşiniz evden ne diye çıkıyor? Eşim evden Ordu'da valilik yardımı dosyasını baktıracağım diye yardım amaçlı gitti. Ondan sonra daha da haber alamıyoruz. Kaç yıllık evlisiniz? 9. Kaç çocuğunuz var? 2 tane. Karınız Songül Yıldız giderken çocukları aldı mı yanına? Hayır. Kiminle evet. Gittiğinden şüpheleniyorsunuz? Böyle bir iddianız var çünkü. Annemin amcasının oğluyla gittiğini düşünüyorum. İsmi nedir? Eren Keskin. O gitmezden 3 gün önce ben bunların yarışmasını yakaladım. Fake hesaptan yazışıyorlar. Ben elinde uyurken telefonu yakaladım.
okurken geldi eşim. Ben de yazışmaları okuyacağım dedim. Okuma dedi. O yazışmada karın Songül Yıldız Eren Keskin'le mi yazışıyor? Evet. Yani? Abi işte adımız çıkmış diyor. Aşkım canıma dönüyor olay. Kocan yanında mı diyor. Benim evime girme olay oldu. Beni bayıltma olayı. Gece saat 2:30 sıralarındayım. Yattık. Sürekli bana uyusana baskı yapıyor. O sırada gözümü aldı almadı. Üstüme bir ağırlık koyandım. Ağzıma baskı yaptılar. Sonra ayaklarımın üstüne bir ağırlık hissettim. Seni bayıltanın kim evet. olduğunu düşünüyorsun? Ben Eren Keskin olduğunu düşünüyorum. Eşim söyledi. Al kafasında kar maskesi, elinde siyah eldiven vardı. Evet. Eşin Songül'ü bulduk. Şu anda telefon hakkında. Evi terk etme sebebiniz nedir? Ben bunun kendi hesabına, Twitter hesabına bir takım şeyler yakaladım. Bunu açık açık söylemiyorum. Bundan dolayı ayrılmak istedim. Ben kabul etmiyorum. Çünkü benim her şeyimi bilen insan. Ben yok, sana şiddet uyguladım. Aç mı bıraktım, açık mı bıraktım? Sebebini Songül söyledim. Evden gitme bu sebebin o değil. Eren'le beraber aşk hayatı yaşadığını ya. Herkes yok, biliyor. Eren'le yazışmalarını ben gördüm. Eter'le bayılma olayı, eve girilme olayı yılbaşından önce olmuş bir olay. Şakir Yıldız'ın arabası benim üzerime. Arabayı istedi vermedim, bir zaman sonra bu olay başımıza geldi. Songül, seninle ben mahkemede de görüşeceğim, her yerde görüşeceğim. Bu eve girme olayını... Görüşmeyelim, ben görüşmeyelim demiyorum ki. Songül Hanım buyursunlar. Gel Songül, gel. Hoş geldin. Hoş bulduk. Eşin Şakir'in... Evet. Hiç buralara kadar gelip seni arayacağını düşünüyor muydun? Hayır. Düşünmüyorum. Şu kadar rezillik yaşayacağımı bilmiyordum. Hani daha şöyle söyleyeyim, bir insanın namusuna, şerefine şu kadar kolay bir diz atılacağını bilmiyordum. Şakir bunu yapmakla hata mı etti? Bana göre evet. 22 Ocak tarihinden beri kayıpsınız. Evet. Yani... Ve izninizi kaybettiriyorsunuz. Evet. Eşiniz her yerde sizi arıyor. İki tane de çocuğunuz var. Giderken o çocukları kime bıraktınız? Babasına. Babaya bıraktınız. Eşinizle ilgili bir takım iddialarınız evet. vardı. Bu evi kaçıncı terk edişiniz? Dört. Dördüncü beş. Terk edişiniz. Beş yok, dört. Tamam, dört beş. Kendi aranızda anlaşın. Yani bunlar... Yok, beş yok, dört. Dört. Beş. Ya şöyle bir şey, bir insanın canı sıkılabilir, birkaç saatinde hava almaya çıkabilir bu. 3-5 saatini veya bir günü kaçtı diyemez. Hı hı. Bu. Ama beş o zaten gün. Hava alma oluyor. Ama birkaç tabii. gün ve daha aylarca ya bir karşı tarafı bulamıyorsan, yerini bilmiyorsan, o izini kaybettiriyorsa evet. ve giden kişi çocuklarıyla bak, canı bir kadının için bu dünyadaki eğer varsa en önemli varlığı kim? Evet, çocukları. Çocukları. Çocukları da iletişim kesiyorsa... Kesmedim. Hı? Kestim. Çocuklarla kestim. Ben çocuklarla görüntülü konuştum. Nasıl kestim ya? Niye terk ettiniz? Kaç kere konuştum? Her gün, her sabah her öyle gün akşam konuşuyordum. Alakası yok. Konuşmak yeterli oluyor mu küçük çocuklar efendim? İçin? Efendim? Anne bakımına muhtaç olan çocuklar için. Evet. Bir anne istediği zaman sokağa çıkabilir mi? Mecbur olunca oluyor. Ha? Mecbur kalınca evet. Mecbur kime kaldım. Emanet ediyorsunuz babasına? Çıkarken? Mecbur kaldın. Ama babası ben da... şunu anlamıyorum. Ya şimdi bak, hep o kötülediğiniz babaya, o kötü babaya... Kötü babaya, kötü kocaya evet. çocuk bırakılmaz. Bana göre kötü ama baba çocuklarına göre iyi bir baba. Ha, bir şey i̇yi bir baba, yok. Kötü bir koca. Çocuklarına kötü davranan hiçbir zaman idare etmedim zaten. Ben ikinize de sormak istiyorum. Yani 5 kere, 4 kere neyse. Evi terk eden, bu evlilikte mutsuz olan bir kadın var. Evet. Değil mi? Ve sürekli sizi de terk ediyor. Siz niye evlisiniz? Neden evlisiniz? Yani niye bu evliliği sürdürüyorsunuz? Ortada gerçekte bir aile yok. Evet Esra. Bir yuva da yok. Şimdi bir yuva da yok diye bir şey yok Esra Hanım. Şöyle bir olay var. Ben eşimi gerçekten çok seviyordum. Hı hı. Ve eşim bana diyor ki seninki sevgi değil, seninki takıntı diyor. Öyle. Bu takıntı nasıl bir şey oluyor ben şöyle, anlamadım. O şey orada bir. Devlet hastanesine gidin doktora. Doktor ne dedi? Doktorun ne diyor önemli değil. Niye değil? Yine gideyim ben doktora niye? Yine sıkıntı yok. Takıntınız bana... var mı eşinize var. Karşı? Yani ya. Son günü 100 kere de terk etsem ben senden vazgeçmem var. Kardeşim. Hayır öyle bir takıntım niye yok. Niye yok? O zaman bu son gittiğimde de daha geçen gün bile barışalım dedin. Beni evet. arıyor. Esra Hanım şöyle bir şey diyeceğim. Beni arıyor. Ben bak telefonlara bakmıyor Hı. değilim. Şu 15 gün öncesine kadar konuşuyordum. Bunu Hı. hiçbir çocuklarla da görüşüyordum. Kendi her seferinde diyorum ki peki, beni aradığında bir bana şey sadece çocuklarla ilgili bir şey söyle. Veya çocukları göreyim. Her aradığında iddia ettiği kişinin ismini... Peki bir şey söyleyebilir miyim? Söyle.
Beni kandırarak evden kaçmanın maksadı. Yapmasaydın bir şeyleri. Şimdi bu bir şeyleri yapmasaydın diye bir şey yok. Nasıl yok? Alakası ya? Yok. Senin söylediğin olaylar dördüncü kez. Kaçtığında boşama davası açılmış. Ondan çok üstünden çok önceydi. Üstünden 6 ay geçti mi? Ondan sonra geçip geçmedin. Sen onların profesyonelisin. O zaman niye? Geçip tamam, geçmedin hesabını yapan insansın. Tamam ben açıklayayım. Bir dakika ben konuşayım ondan sonra konuşayım. Tamam mı? Kaçıp gidiyorsun bunları yapıyorsun. Onun öncesinde ilk kaçtığında ben iş yerindeydim. Anahtar kapının üstünde. Evi terk ediyorsun. Not bırakıyorsun buzdolabının üstüne. Annemin evine gidiyorum. Daha seninle olmayacak. Böyle böyle dedi babam. Diyorsun alakası yok. Babam öyle dediyse ben seninle orada ayrı bir yer tuttum mu? Tuttum. İşe bana girdim. Bana bu lafı söyleyen insan senin muyum? Baban ya sen... Daha ondan sonra ben ailemle görüştüm mü? Görüşmedim. Görüşmedin. Tamam. Görüşmedim. Bir insan kaldı. Senin baban söylüyor. Benim annem babam sana söylese. Songül boş konuşuyorsun. Senin sülalenle bana hakaret etmeyen insan kalmadı ya. O zaman annenin babanın yanına gitseydin. Niye tutup da... O da benim meselem. Otogardan Bursa'dan tanımadığın bir adamla binip gidiyorsun. Adama mı? Evet. Tamam çıkart o zaman. Peki siz her seferinde nereye gidiyorsunuz? Bursa'da bir yere gidip nereye gidiyorsunuz? Arkadaşlar iki sefer gittim de kadın sığınmadaydım. Kadın sığınma oda. Diğerlerinde... Birisinde şimdi Konya sizin evin ortasında Eren Keskin de söz hakkını cevap hakkında kullansın. Eşiniz sizin işte Eren Keskin denilen akrabanızla beraber olduğunuzu iddia ediyor. İddia sadece. Ama benim şunu anlamak istiyorum. Ekim ayında aslında eve kar maskeli biri gidiyor ve Haziran ondan sonra siz bu evi terk ediyorsunuz. Evet. Değil mi? Evet. Yok. Şimdi sevgili seyirciler hemen kısaca anlatmak istiyorum. Soruşturması da sürüyor herhalde. Evet, evet sürüyor. Bir gece vakti. Evlerine kar maskeli biri giriyor. Evdeki herkes yatmış. Şakir de yatmış. Karı koca aynı yataktalar. Aynı yatakta değil. Ben çocukların yanında yatıyorum. Ne aynı yatağı? Aynı odada değil misiniz? Aynı. İki, benim yatak odamda iki yatak. Yalan konuşuyorsun. Bir yanda bu yatıyor. Yalan bir yanda konuşuyorsun. Bir yatıyor. Sonra diyorsun ki gece uyandım. Çocukların yanına gideceğim diye izin aldım. Senden sen de git dedin diyorsun. Yalan konuşuyorsun. Şu kar maskeli olayı önce siz anlatır mısınız? Nasıl doğruyu oldu söyle. O gece? Nasıl oldu? Şöyle eve biri giriyor ve sadece odada ya, Şakir Bey'i yalan konuşuyorsun. Bir maddeyle koklatarak bayıltmaya yalan çalışıyor. Diyor. Uykusu çok hafif olduğu için belki uyandı. Eve ben nasıl yani ben biz kimse şunu anlayamadık. Neden? Şimdi hırsızlık yapmaya mı girdi? Evet, ben onu düşünüyorum. Alakası yok, neyimi çalacak, neyim kapı var? Kapı zorlanması var mıydı? Sattın, kim yoktu. Kapı, neden sadece Şakir'i bayıltmaya çalışıyor, bunu anlamadım. Tamam. Siz anlatın o geceyi. Ha, kapı olayını söyleyeyim önce. Ben, köy evinde normalde bazı geceler biz öyle bir şey olmadığı için kapıları kilitlemiyoruz. Güvenli ortam. Ben kilitledim kapıyı. O gece kilitlemedi, kardeşiyle yengesi de yok. Şahit. Nasıl kilitledin ya? Efekan Yener kendisi askerde. Abi dedi, ben dedi, sen dedi, beni yol ettikten sonra kapıyı kilitledin eminim dedi. Kilit seslerini duydum ben dedi. Kilit sesini nasıl evet, o kilidi duyuyor. Açarken hadi ben duymadım. Ben kilitlemediysem sen kilitle. Şengül kilitlesin veya Hilmi kilitlesin. Her gece sen kilitledin için benim aklıma tabii. Gelmedi kapıyı kilitlemek. Belki, belki o an unuttum. Ya ben laf anlatacağım bir dursana. Evet. Ya o gece kilitlemiştir diye bakmadım. Kapıda zorlama yok. Evet o kapı kilitli değildi o gece. Zorlama mutlaka olurdu. Çünkü ben açmadım. Tabii, çünkü kocanın iddiası o eve tanıdık biri girdi ve beni bayıltmaya çalışıyordu. O bayıltmanın amacının ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Evet. Çok önemli. Onu ben sonra da Songül evi terk ediyor çünkü. Evet. Yattınız. Yattık. Saat dediği gibi telefonla oynuyor veya yalan video yalan konuşmayacaksın ama. Aile yatıyordun demeyeceksin. Ya. Çocuğun yanına ya beni dinleyeceksin. Yalanlarını dinlemek zorunda değilim ki. Ben niye geldim buraya? Açıklamak için gelmedim mi? Kendimi savunmak için gelmedim mi? Bence sizin aranızda bu beş terk etmede gayet iyi bir iletişim var yani. Ben çok şaşırdım. Hani bugüne kadar gördüğüm ilişkilerden çok daha farklı bir ilişki modeliniz var aranızda. Evet o geceyi anlatıyorsunuz. Saat neyse bu yattı çocuklar yani. Sen 10 kere gitsen 10 kere de bu Şakir seni affeder onu anladım. Onu ben de biliyorum. Yok affetmiyorum bitti. Hı? O zaman niye anlaşmadın boşanmaya yanaşmadın? Avukat seni aramadı mı? Evden insan gibi gideceksin. Ben seninle olmuyor. İnsan olmadan insan gibi gideceksin. Niye gülüyorsunuz? Sinirim bozuldu iyice o yüzden. Niye sinirim bozulacak? Kayınvalidemin demesine saat 2-2,5 sıraları diyor. Saati evet. Bilmiyorum. Annemi de bağlayabilirsiniz. Ya bir dur Şakir Allah rızası için ya. O yüzden ya. Gülüyorum sinirim bozuldu. Hep bölünüyor ya. İki, kendim bildiğim kadarıyla anlatayım. Çocukların yanında yatıyorum. Sadece bir ses duydum. Hani bir yerden düşer gibi küt diye bir ses çıkar ya parke benim evim. O ses çıktı.
Kalktığımda yerde karanlık olduğu için iki kişiyi fark ediyorum. Hani iki kişi için. Bunun olduğunu bile biliyorum. Sadece uğultusunu duyunca, sesini duyunca anladım. Kalkıyorum. Var. Yani çığlık şöyle mı attın? Şey, ne yaptın? Çığlık, yok, çığlık. Hilmi nasıl duydu beni? Çığlık atmadı değil mi? Evet. Hilmi sen... Dur, hani ben... Şöyle bir şey. Yatak odamda yatak iki tane olduğu için ara çok dar. Arada da yerde iki kişi olduğu için hani ışığı yakmadı diyorlar ya. Geçip ışığı yakma şansım yok. Bu birinci şey. Çarpamadım. Hani bir anda Şakir'in sesini duyduğumda birinin olduğu belli zaten. Hani artık onu mu tuttum veya giren kişi mi bunu bilmiyorum. Orada bir debelleşme oldu. Hatta o gün bana kim vurdu bilmiyorum. Birisi vurdu. Ya bu çırpınırken vurdu bilmiyorum. Darp raporlarım da var benim buna dair. Songül'cüğüm şimdi çok ürkütücü bir olay. Evet. Şimdi düşünsene gece yatıyorsun sonra gözünü bir açıyorsun. Yerde birisi var. Ses duyuyorsun. Yerde yatan kim? Birisi bu ötekini bilmiyorum. Beni çek. Tamam. Ya evin içerisinde bir adam var. Ne yaparsın? Kısa süreli. Hayır, cinnet geçirirsin korkudan. Yok, oraya geleceğim, oraya geleceğim. Tabii. Yani hani sen evde birinin varlığını, ya karanlığı, odada yok, birinin bir varlığını şey, hissedince ne o, ne şey. Düşündün yani? Hiç ona bir şey düşünemezsin ki. İlaç kokusu bir yandan hatta hani bir anda kafanı kaldırdığında benim başımın döndüğünü biliyorum ben. Düştüğümü kadar... hatta yatağın bir kenarını. Demek ki senin bünyen güçlü, benimki değil, ne bileyim ben. Doğru diyorsun. Çocukların bünyesi de güçlü, seninki değil. Diyorum. Çocukları ben oradan aldırttım. Bir boğuşma var. Var. O olaya tanıklı üst daireden gelen kayın var. Bak, üst daireden gelen kayın valideniz, yan odadan gelen eşinizin kardeşi. Evet. Hiçbiri sizin sesinizi duymuyor. Kardeşi duymuyor. Yetiş, yani odada siz sağlıklısınız. Eşinizin üzerinde kar maskeli olduğunu öğrenen olmadığı nereden? Birisi değil. Var. Hatta kayınvalidenizin ifadesine göre siz de eşinizin dizlerinin üzerinde bastınız. Onun ifadesine göre 3 kere ifade değişti. Hangisi doğru? Ben... 3 kere ifade değil. Değişti de ilk giren efendim ha asker dedi ya demin. Şimdi son gün bu olayda ya ben bu olayı günlerce konuşacak değilim. Sadece peki, bize fakir hesaptan hepimiz... yazışmalarını söyle. Hani nerede? Yani Şakir fakir hesaptaki yazışmalardan önce ya, bir dur. Bu adam o gece eve neden girdi? Onu da ben bilmiyorum. Ha, şöyle diyeyim. Neden girdi ve neden sadece Şakir'i bayıltmaya çalıştı? Ya, yani tek sorun bu. Ben bunu merak ediyorum. Benim uykum vardır. Belki o akşam o adam eve niye girdi? Ha, fikrimce söylüyorum. Söyle düşünceni. Bizim ha, birisinden bahçalı fındık topluyoruz biz köyde. Alakası yok. Fındığı benim sattığımı herkes biliyor. Üç çuvalı beş çuvalı. O alakadar etmez seni. 900 kilo kadar bir tona yakın bir fındık oldu. Harman'dan bir işte 400 kilosunu falan birisine sattı. Parasını aldı. Orayı kimse bilmiyor. Belki fındık var evde diye girildi. Belki başka bir şey. Bunu hayatım bilmiyorum. Fındık Şakir'in üzerinde değil ki. Şöyle bir şey. Uykusu hafif. Belki uyandı döndü uyandı sandı. Ne bileyim ben. Songül. Evdeki fındığı aramak için nereye girersin? Salonda. Fındığın durduğu yere girersin. Şakir'in üzerine çıkmazsın ki. Ben onu diyorum ki belki uyandığını fark etti. Bir şey oldu. Bu sebep siz. Yok. Siz, bak, siz ne ifade verdiniz savcılıkta? Songül. Ne? Siz nasıl ifade verdiniz? Hilmi odaya geldiğinde odanın kapısının kilitli olduğunu söyledi. Şakir o gece o adam niye seni bayıltmaya çalıştı? Ben de onu bilmiyorum Esra Hanım. Çünkü bak Hilmi diyor ki odadan gelen sesler üzerine odaya gittim diyor. Sesler. Odanın kapısı kapalıydı diyor. Ne sesi varmış odada? Yani ne ses benim, çıkıyormuş? Benim boğur... Ha, ne sesi çıkıyor? Sen eşinin ne sesi duydunuz? Ben değil. Kardeşim Hilmi'nin söyledi. Hayır hayır. Yani sizin üzerinize biri geldi, sizi şey koklatıyor, bayıltmaya çalışıyor ya. O boğuşma sesi nasıl bir ses? Uğultu gibi. Uğultu gibi işte. Ama bunu Hilmi mi daha iyi duyuyor? Ya beni çekti yani, beni yataktan aşağı çektikleri zaman ses çıkıyor. Bunu o da Hilmi ben... duydum ben diyor. Çektikleri gibi diye bir adam bir. Seni yataktan aşağı mı attı? Evet, beni yataktan aşağı çektiler. Peki sen o sırada ne yapıyordun? Ben de onu çok bilmiyorum. Gerçekten yani bak trajik komik bir olay. Sen o sırada ha? Sen o sırada düşünsene bak. Odada çocuklar da var. Şimdi ben hani herkes kendi evinden yaşayarak hayal kuruyor. Kocamı yere atacaklar. Doğum diye bir ses gelir. Ona kaldım sen zaten. Korkarsın. Ona zaten. Ha? Ona kalktım zaten. Kalktın. Ondan sonra oldu ne oldu diye. Karanlık oldu. Yazışmaları hani Eren'le yapıyorsun. Ya göstersene. Fak hesabı sildin. Gösterelim mi? Beni Allah buradan eve götürmek nasip son etmesin ki. Kayınvaliden geldi, kaynım geldi. Ne oldu o esnada? Kaynım geldi mi? Kaynım görmedim. Kaynım da o anda girdiğinde adama sarılmış herhalde. Adam sarılmış, ne yaptı? Ne bileyim ben. Üstünden geçip açamıyorum ki. Ha kaynım da o anda açmıyor. Kayınvalidem açtı. Hadi bana diyor ışığı açmamak. Tek suçum budur. Kayınvalidem geliyor ışığı açıyor. Ne tepki verdi öyle görünce?
Kafamı kaldırdım. Dur bak bakıyorsun. Kayınvalide. Odada kaç kişisiniz bu arada? Kayınvalide eve geldiğinde. Şöyle. Yani adam nereden kaçtı? 3, 4, 5. Bir saniye. Şimdi kaynanan çocukları unut. Vura gene gitti. Çocuklar yok zaten. Şakir yere düşürmüş bu kar maskeli. Sinir bozdu. Sen odadasın. Kayınvaliden geldi. O da kapının ağzında duruyor. Şey kar maskeli mi? Yok kayınvalidem kapının tamam. ağzında duruyor. Ay, Işığı yaktı. Adam nerede giriyor? Hani şöyle bir bak. Işığı yaktığında Şakir yerde. Peki bir şey adam soracağım. Adam onun üstünde. Bir sus. Hilmi kardeşi dedi. Ya adam susana. Bir dakika. Ben yerde yatıyorum. Boğuşuyoruz. Adam ağzımı tutuyor. Belli dönmesin diyor. Hareket ettirip. Ben aldım ben. Hiçbir şey yapamadım. Sen dışarıdaydın. Şey adam kaçtığında sen dışarıdaydın. Adam nereden kaçtı? Kapıdan. Hangi kapıdan? Siz alt katta mısınız? Peki kayınvaliden odaya geldiğinde adamı gördü mü? Gördü. Sürtüne gene geçti hiçbir şey yapmadı. Bir saniye ya. Bir evin içerisinde bir adam var hiç kimse hiçbir şey yapamadı mı? Yakalayamadınız peki, mı adamı? Peki benim anlamadığım şu. Sen o sırada yarı baygın mıydın? Esra Hanım şöyle, evet. Baygın, şöyle bir olay var. Şey şimdi... Beni kastettim. Birinin evine girdim. Adamı boğmaya çalışıyorum. Veya etkisiz hale getirmeye çalışıyorum. O anda evdeki insanların uyandığını görür görmez. Ben bırakır kaçarım zaten. Niye boğuşma devam ediyor? Siz bırakır de tepkisiz kalınca siz diyorsunuz baktım, ki ben bağıramadım. Uyandı. Bağıramadım demiyorum. Ben bağırdığımı biliyorum. Hayır, hayır. Bir anda bırakır siz giderim yani. Niye devam edeyim? Çünkü sprey sıkmıştı diyor. Açma yok. Size diyorlar ki niye hareketsizsiniz? Bir de diyor ki fazla bastırma boğulacak diyor. Siz diyorsunuz ki sprey sıkmıştı. Bir saniye. Bir bayan sesiydi. Yeter bırak boğulacak dedi. Kar maskeliye mi? Adım kadar eminim. Bu adam vermeye gidiyormuşum. Ölce, bırak boğulacak diye bırak diyormuşum. Madem ben soktum adamı niye bırak diyorum. Bayıltmak amaçlı soktun ama ölüme kadar gidiyordu. Ben sağa. Ben bilmem onu da sen söyleyeceksin. Allah Allah. Ben söylemeyeceğim yani. Hadi öldürecek yaraladı desen anlayacağım da. Yani evde erkek kardeşin Hilmi var, kayınvaliden var. Ev kalabalık, herkes geliyor, ışıklar yanıyor ve bu adam böyle elini kolunu sallayarak... 13 kişi değiliz, biz alt katta 4 kişi. Hayır, elini kolunu sallayarak kaçtı mı? Ya şöyle de, ben olay peki senin tahminin ne? Fındık, çok uzak ihtimal. Var. Fındık haricinde o evde sadece Şakir'i bayıltmaya veya da boğmaya çalışan adamın amacı ne olabilir? Çıkarı ne olabilir? Bilmiyorum. Ha ne olabilir? Kendi düşmanı... Nerede kendini yakalatmaya çalışsın da gece action yapsın kendini. Gider tenha bir yerde ne yapacaksa yapar. Siz niye eşim benden şüpheleniyor? Kendisi dedi. Niye ifade verdiniz savcılıkta? Ben bunu ben vermedim. Ben... Herkesin elinde ne bileyim ben herkesin elinde değil. Son gün senin telefonunda o, günü, o maddeyle ilgili araştırma yapılmış mıydı? Yapılmış. Bu hat yok yapılmış değil. Bu gösterdi bak. Yapıldı. Şöyle bir şey. Gece saat 2-3 gibi ben televizyon izlerken uyuyakalmışım. Ve gece saat 2.30-3 civarı ben de kaldırmış. İşte aynı bu dediğin gibi. Mesajları da sen uyurken yakaladım ben işte. Elimden hani aldın. Okuma dedin. Hani nerede hani? İşte sildin okuma dedin. Güvensizlik bir daha olacak dedin. Eskisi gibi biz olacağız. Biz hiçbir zaman güzelmeyeceğiz dedin. Neyse, ben sana sizin... telefondan uzak dur. Telefonda sürekli oynama Songül. Gel. Bunun suççusu Şakir. Evet. Telefon ne zaman teknolojik hale Songül'e gelirse Songül evden mi kaçıyor? Evet. Biriyle konuşuyor, annemle konuşuyor. Songül biri... seni aldatmaz mı? Ya biriyle yazışmaz mı? Yazışır, aldatır. Ya şimdi şunu diyeceğim. Ha, ev olayını özellikle diyeyim. Adam kalkıyor, kayınvalidem ışığı yaktı gibi kayınvalideme sürtünerek geçiyor. Hatta çünkü kapı dar. İki kişi nasıl geçecek? Geçti. Hı. Hadi kayınvalidem şoka girdi derim. Kapıda babası, halası, babaannesi. Üç kişi var. Onlar yokmuş. Onlar sonradan çıkmış. Yapma ya. Adam dışarı çıktığında ben dışarıdaymışım ya. Kapıda duruyorlar diye kim o diye. Sen adam siz kaçtıktan sonra sen yukarı çıktın. Siz o telefonda biriyle yazıştınız mı? Yok. Gece 12.30'a kadar eşiniz uyumuş. Siz yazışmaya... Nasıl uyumuş? Ben ondan önce uyudum ha. Ha? Ben ondan önce uyudum. Bir yazışma var mı o gece savcılık dosyasına intikal eden? O akşamın yazışması yok. Yok yazışma. Yok. O yazışma değil. Kardeşlerimle fısır fısır konuşuyor diye. Songül ben sana açıkça söyleyeyim mi? Eşinin iddiası şu. Bu biriyle o gün eve gelen kar maskeli kişiyi aslında Songül getirdi. Zaten karakolda ve öyle dediği için. Songül eve getirdi. Amaçları beni bayıltmaktı. Ama ben o bayıltarak. Sen o kalabalık evde o kişiyle mi görüşmek istedin? Çok yoksa bu adam bayıldığında bununla ilgili bir takım iddialar var. Evet. Onun için görsel mi hazırlamak istedin bilemiyorum. Hayır. Evet, benim elimde yeterince görseli var zaten. Niye öyle bir şey yapayım? Tabii canım. Kesin öyledir.
Bunu ispat etmek için. Ama yani o iddialarda bu, da bulunan sanal sizin üzerinde, Eren Bey'den dökmek için bunu yaptın. Değil mi? Ne? Bu iddialarda bulunan bir tek sizsiniz eşiniz hakkında. Bir de başka kim var? Resmim var. Benim iddia değil. Benim de şey, siz eşinizle mi? İlgili iddialar... Başka kim var? Ne bileyim. Eren Keskin var. Eren Keskin var. Yani bu olayı ilk başta gören Eren Keskin. Sizin Eren Keskin'le aranızda husumet miydi? Eren Keskin beni hayatta görmemiştir ki. Yok yok, ilk başta. Nerede görmemiştir? Bana vermiş olduğu eşimin telefonu onda yoktu ki bir kere. Nereden açmış, ne şekilde ulaşmış? Facebook'ta engelliydi zaten. Ben ailemden uzak tuttum. Eren Keskin'i ailenden niye uzak tutuyorsun? Yıkmadığı yuva yok ki. Niye? Nasıl kim yuva yıkıyor? Seni bu hani arabada bunu, biriyle görmüş ya. Evet. Eren. Evet. Siz Eren'le bu konuda yüzleştiniz mi? Hayır. Hiç konuştunuz mu? Hayır. Abi bak seni gördüm, gördüklerimi yani kimseye söylemeyeceğim. Bana, bu aramızda sır kalacak dedi bana mi? Bana söylediği tek kelime. Allah var yukarıda beni... Songül kaçtıktan sonra görüştük, bu dördüncü kaçmasından sonra. Beni iş yerine oraya çağırdı. Gittik. Ben çünkü Eren'i kaçırdığını biliyorum. Çünkü bu hiçbir şekilde hangi taksiyle kaçmış? Hangi taksici çağırıp da binip gitmiş? Gözüne gördün mü? Bana Şakir, dedi ki ben... eşin kaçtıktan sonra Eren'le bir araya geldin. Beni aradın. Ben ya. Samsun'dayım diyor. Samsun'da diyor iş buldum diyor. He. Samsun'da çalışıyorum, kiralık ev tuttum diyor. Çıkarsın ispatlasın. Bir. İkincisi, bana yazışmalarını inkar ediyor. Ben bunları gözümle gördüm. Hatta başka bir fake hesaptan yazıştım. Ben de bunların ekran görüntüleri de mevcut. Bana Eren'in attığı WhatsApp'tan Songül bu yaz hesaba mahkeme vermiş mi vermiş? Burada her şey çıkacak mı çıkacak? Bir bizim yaptıklarımız gözüküyor ortada diye. Senin yazışmalarını kocan gördüğü zaman sen aslında yeğenine suç atıyorsun. Evet. Diyorsun ki yeğenin adını söylemeyeyim şimdi kızım. Aslında o yazışıyor diyorsun Eren'le. Evet. Göster kamerası. Önce normal başlayan konuşma sonra aşkınla sona eriyor. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Senin yazışmalarını telefonla elinden alıp inceledi mi? Evet. Geceleri korsak mı? Hayır Songül, onu sormuyorum. Senin elinden telefon alıp bu yazışmayı senin yeğenin şu yaptı dedin mi? Öyle bir şey demedim. Zehra'nın ismini verdin mi? Ha Zehra, o konuda hesap Zehra'nın dedim. Eren'in konuşmalarında değil. Daha orada yazışan kimdi? Yazışan ne? Zehra'nın hesabından yazışan kimdi? Aşkınla falan bir yazışma yok. Sadece şöyle bir şey. Benim var. Ev olayında bu gitti dedi ya, Eren girdi dedi ya, benim tamam yazdım o hesaptan adama, tek yazdım. Abi dedim bizden şüpheleniyorlarmış dedim. Var mı dedim böyle bir, sen mi girdin dedim. Bizim adamın çıkmış dedin, yalan konuşuyorsun. Şöyle eve giren sen misin dediğimdir. Çünkü bu öyle dediği gibi. Niye böyle bir şey soruyorsun? Ya Eren'den ikisi girdi diye ya. Sen niye soruyorsun bunu, karakol sorsun. Ya sen o eve girenin Eren'e olup olmadığını düşünüyorsun. Olay ne dedin sen ona, abi sen misin eve giren? Onu dedim, o da ben hiçbir şekilde girmedim dedi. O gece neredeymiş Eren? O gece ne bileyim. O gece de karakola vermiş olduğu ifadede karakol soruyor buna, bu gece neredeydin diyor. O da diyor ki evdeydim diyor. Kanıtlayacak bir şeyin var mı diyor. Yok diyor, kanıtlarsam getirir sunarım diyor. Ama ulan, o Zehra'nın telefonundan yazışmalar var. Eren mi Zehra ile görüşüyor? Eren Zehra ile konuşmuyor. Kimle konuşuyor? Ha, hesap Zehra'nındır. Kendi dedim. Hani o şeyle ben yazdım. Sadece hesabı, eve giren sen hesabı, misin sen dedim. Açtın. Bunu sorduğumu söylüyorum. Çok enteresan. Siz niye? Siz akrabanızsa Eren Bey'le normal konuşursunuz. Siz niye? Ben normal konuş... İşte bak onu söyle. Ha, normal konuşabilirim. Normal konuştuğum için bile bu adam geç... Siz de o iddiaya inanıyorsunuz. Kar maskeli kişinin olduğunu düşünmüyorum. Çünkü şöyle Eren kimin telefonu açıp da... Niye soruyorsunuz? Peki Eren Keskin telefon hakkında. Alacağım diyor. Eren Bey. Efendim? Kime diyorsun? Şimdi Eren sana Bey diyorum. Öncelikle siz hangi şehirde yaşıyorsunuz? Ben sana ağır konuşmayacağım Esra Hanım. Ben konuşacağım sana ağır. Buyurun. Sen istediğin kadar konuştun zaten. Haddini hesabını... ...ortasında niye sizin isminiz var ve bu iddialarda diyor ki... ...karım Songül Eren'le beraber, onunla beraber yaşıyor ve bana ihanet ediyor diyor. Buyurun. Şimdi Songül Hanım'la benim konuşmalarım yok, bu bir.
konuşmam varsa, herhangi bir şeylerim varsa... Yalan konuşuyorsun. Şahitleri varsa çıkartsın. Beni görmüş mü hanımefendi Esra Hanım onunla? Bir fotoğrafım mı var elinde? Biri mi görmüş? Fotoğraf olmasına gerek yok da. Evet. Songül size o gece eve giren sen miydin Eren diye sormuş. Hayır, o iddiayı asla kabul etmiyorum. Benim olduğumu nasıl iddia ediyor? Peki Zehra'nın hesabından yazıştınız mı Songül'le? Kimin? Songül'le Zehra'nın hesabından yazıştınız mı? Zehra kim? Şimdi bir karar verin ya. Songül sen yazışmadın mı? Doğruyu söyle. Eren abi. Efendim? Abi onların dedikleri ben sana hani ev olayında Şakir bizi suçluyor. Hani normalden arayamadım. Öyle bir şey yazmıyordum. Bizi suçladığı için sen mi girdin diye sorduğumu söylüyorlar. Tamam hemen anlaştım da sadece. Hatırladınız mı Eren Bey? Bir saniye doğru. Ama ben şunu söyleyeceğim. Bakın şimdi ben size açıklamalarımda bir tane kelimemi kesmeden lütfen özellikle tabii diyorum ki. Bir konmasın. Küfür de etmeyeceğim. Ağır da konu. Ben onun seviyesine düşecek insan değilim. Adam olsaydı benim çocuğumun fotoğrafını çekip de oraya benim fotoğrafımla birlikte hanımının fotoğrafını koymazdı. Tabii ya ben koydum. Bu bir, siz başlayın ben sonra bitireceğim. Orada ne işi var? Benim kızımla benim fotoğrafımın orada saçı belli oluyor. Yanında kırpmış oraya koyuyor. Görüyor siz çocuklarınızla ve karınızla beraber mi yaşıyorsunuz şu anda? Ben çocuğumla görüşüyorum. Herhangi bir sıkıntım yok. Evli eşimle misiniz? Eşimle görüşüyorum. Evli hayır, misiniz? Boşandık biz. Tamam ayrı yaşıyorsunuz. Hangi şehirde yaşıyorsunuz? Ben Ordu'da yaşıyordum. Ordu'dan da bu şahsı hepsine geleceğim. Ordu'da mı yaşıyorsunuz, şimdi... Trabzon'da mı yaşıyorsunuz? Trabzon'da yaşamıyorum. Şimdi ben size yerimi belirtmeyeceğim. Çünkü korkuyorsun. Takip etmiyorum. Lütfen Eda oraya bir müdahale edersen. Ben kanunen... Yola gittiğim için bana kanun uzak durduğu için, dur dediği için duruyorum. Eren Keskin tek ve net bir şekilde soracağım. Yoksa Songül'e soracağım. Songül'le bu eve giren kar maskeli olayından sonra Songül'le beraber ortak hareket edip kaçtınız mı? Bu soruyu Avukat Hanım siz mi soruyorsunuz? Hayır ben Esra Erol. Esra Hanım şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ben o eve girmedim. İddia ettiği şahıs ben değilim. Vesaire. Benim adliyede DNA testimi aldılar, saçımı aldılar, kanımı aldılar. Hiçbir şey çıkmadığı için programa çıkacağım demiş bu şahıs kendisi. Orada demiş yüzleşeceğim. Esra Hanım da yapmaz. Ondan sonra siz Songül'le beraber karar alıp kaçtınız mı? Hayır efendim. Eren. Efendim. Kendinle ilgili doğruları söylediğinden emin misin? Evet. He? Evet abla. Daha önce de aile üyelerinden yani senin Songüler'le alakası yok. Başka bir ailenin de yuvasını aynı şekilde yıktın mı? Ya da senin adın geçti mi? Ben kimsenin yuvasını yıkmadım abla. Herkes benim yuvamla oynadı. Ben kimsenin yuvasıyla oynamadım. Songül'den önce de başka bir kadınla beraberlik yaşıyor muydun? Yine aynı sorunları yaşadınız mı? Yaşadığım olay oldu ama o ona ilgilendirmez. O benim sorunum. Tamam ben çünkü isim falan vermiyorum dikkat ettiysen. Gittiği vardır. Peki, hiçbir şey söylemiyorum. Peki özelini anlattı mı bu beyefendi size? Neyi? Benim şimdi Şakir'le ilgili değil. Ben sana kendi sorularımı soruyorum. Oradan cevaplar bekliyorum. İki çocuğunu sen Eren için mi terk ettin hayır. Songül? Hayır. Bazı şeyleri kaldıramadım için. Alakası yok. Hiç kimse alakası yok. Bırakmaz. Sen şu anda ne iş yapıyorsun? Satış elemanlığı yapıyorum. Ha? Satış yapıyorum. Nerede satış elemanlığı yapıyorsun? Özel bir şubenin süpürge temizlik ürünü. Her gün çalışıyor musun? Her gün çalışmıyorum canım. Her gün çalışıyorum. Ha? Bir gün iznim var. Genelde. Bir gün iznim var. 6 gün mü çalışıyorsun? Evet. 5 gün mü? 6 gün. 6 gün çalışıyorsun. Şehrini söylemeyeceğim de. Yok. Şey yasak olduğu için evet. 5 gün oluyor bazen yasak olduğu için. 5 gün çalışıyorsun. Nasıl yaşıyorsun peki? Geçimini nasıl sağlıyorsun? Çalışıyorum. Oradan gelen parayla. Alakası yok. Bir düzen kurmuşsunuz aslında. Belli. Çocukları da almayı istiyor musunuz? Çocukları hayır, şimdi çalışmam için şu anda değil bir süre sonra biraz daha düzenli bir şey yapınca. Çünkü hani yeni çalışmaya başladım. İşe gittiğim zaman bakmaya kimse yok. Peki çocuklar babanın yanında güvenli mi?
Ha, çocuklarına iyi bakar, o konuda bir şey dedim yok. Sen şimdi mülakatına da baktığımda ben çocuklarımı yanıma alamam. Velayeti de babaya vermem. Yurda. Çocukları devlet alsın, evet. Yurda verilsin dedin mi? Dedim. Ben çocuklarına bakıyorum, ben yurda çocuk maçı vermem. Niye çocuklarını yurda var. Göndermek sebebi istiyorsun? Yok. Şakir'in kardeşleri. Hı-hı. Ya şöyle bir şey. Yok, hayır. Şimdi sen şuraya verin, buradan göstereceğim. Ekranda sakın göstermeyin. Ondan sonra çocukların neden yurda verilsin? Zihinsel engelli çocuk kardeşleri var. 150 raporlu. Kimin 150? Şakir'in. Hı-hı. İki tane kardeşi var. Hani belki vardır dosyada, onu da bilmiyorum. Engelli biri var, evet. Ve burası neresi? Ne bileyim ben. Yalancı. Bak şurası. Ha. Yalancısın iften. Bilmiyorum. Ha? Bilmiyorum. Allah belanı versin Songül. Sen yalancısın. Terbiyesiz. Burası. Allah korkun var mı? Ya bir Şakir dur. Bilmiyorum. Ben sana soruyorum, burası neresi? Burayı tanıyor musun bu evi? Ha? Helal olsun size. Kimin yaşadığı yer burası? Ne bileyim ben. Ben değilim. O yazılan değil. Ha? Ben değilim. Burası senin yaşadığın yer değil mi? Hayır. Orası değil. Eren'in mi? Ne bileyim ben nerede yaşıyor. Hangi şehir olduğunu biliyor musun buranın? Hayır. Peki. Tamam, biraz sonra tekrar bir başka bir fotoğraf karesi gelecek. Onu yayınlayacağım. Şimdi çocukları neden yurda vermek söyledin istiyorsun? Kardeşlerinin... Tabii. Bu soruyu hani düzenli... Alamam dedim. Hayır, nasıl alamam dedim? Yok şöyle bir şey, çalıştığım için şu an alamam dedim. Ya bırak şu işleri ya. Hani bakacak kimse olmadığı için işe gidiyorum, yeni girdim dedim ya. Songül, evde %50 zihinsel engelli bir aile ferdi var. Ya o çocuklara da böyle hastalıklı muamelesi yapmayın yani. Yapmıyorum zaten, hiçbir zaman öyle bir şey yapmadım. Hiçbir şey de olmadı. Evde babası Şakir var ama bu çocukları devlet alsın. Ha? Ben çocuklarımı devlete niye vermem. Ben niye? İki tane küçük çocuk var. Anne 5 kez kaçtığını siz kendi ağzınızla söylüyorsunuz. Evet. Kaçarken çocukları nereye bırakıyorsunuz? Hayır, devlet niye alacak? O tehlike yok. Anne babalar varken devlet bu çocukları niye alacak? Sapa sağlamsınız ya. Neyiniz var? Ya ben şu an diyorum ki... Niye alacak devlet? Diyorum ki kendi kardeşleri yeğenine ne yapmış? Eslem niye yetim aldı? Söylesinler. O kağıtlar da temizdir. Orada bir mağduriyet mi var? Bilir. Evet. Sen niye çocukları bıraktın oraya? O zaman ama babasının evinde, babaannesinin değil ki. Şimdi Songülcüğüm Ocak'ta gelmiş. Evden çıkıp gittiğinde evet. İki tane çocuk orada. Bu bakıyordu, babaannesi bakmıyordu. Tabii yani. Ben seni almaya geliyorum. Şakir'e çocuk bırakabilir misin? O çalışmıyor mu? Çalışıyor. O da çalışıyor, işe gidiyor. Nasıl bakıyorlar? Ben de işe çalışmıyormuş köyde. Bir gün işe gitmemiş benden sonra. Ne güzel hayatım vallahi ya. Siz yazıklar hayatınızı olsun. Yaşayacaksınız, istediğiniz gibi buralarda yaşayacaksınız diye. Sonra da biz bakamıyoruz, çocukları devlet alsın. Vallahi çok özür dilerim, almasın yani. Niye? Gerçekten bakıma ihtiyacı olan, o devlete korunması gereken çocuklar var. Ben bakıyorum çocuklarıma. Esra Hanım, ben çocuklarıma böyle bakıyorum. Böyle bir şey yok ya, işinde gelmeyince. Ben çocuklarıma her gün görüntülü de konuşuyorum, çocukların sesle konuşuyorum. Çocukların hiçbir şeye ihtiyacı var. Çocuklar bir kuru ekmekle doyarlar. Başka bir şey. Çocukların gerçekten başlarında durabilecek bir anneye ya da iyi bir babaya ihtiyaçları var. Olabiliyorsanız yan yana olun, ne mutlu. Ama olamıyorsanız inanın çocukların anneleri hayatlarındaki çok önemli bir yerdedir. Evet. Sen niye gittin? Ben bunu gerekçe... Hayatım sen çalışmıyorsun. Ya alakası yok. Sen o hiç evde yaşıyorsun. Hikaye hiç gerekçe... Hiç o hikayeyi anlatma bana. Yalan konuştuğunu ben biliyorum. Çalışma malışma yok. Yan gelip ne? Oturuyorsunuz. Öyle bir şey kabul etmiyorum ben. Kabul etmiyorsun. Biraz sonra göstereceğim sana. O zaman ne yapacaksın? Kabul etmiyorum. He? Kabul etmiyorum. O zaman ne yapacaksın yani? Ben de kabul etmiyorum. Yan yana mı resmin var? Hayatım, Eren'le yan yanadan daha ziyade tek başına onunla iletişim kurduğun, arkadaşlık evet. ettiğin, evden kaçmanın sebebi ne? Sebebi ne evden kaçmanın? O. Onu ben başka bir şey yok. Yalnız bana yaşamak, tek başına hayat sürmek istediğin gibi yaşamak mı? Hayır, öyle bir şey yok. Ben söyledim ya kaçtığımı. Kendi ya alakası yok, onunla alakası yok. Siz bu insanla berabersiniz. Allah'ım, yok diyorum alakası. Çocukları boş da o yüzden terk ediyorsunuz. Buna sinirleniyorum ya. Boş konuşuyorsun. Onun için terk etmedim, hayır. Ya saçma sapan konuşuyorsun. İki çocuğunu onun için terk ettin. Peki ilk evliliğinden olan çocuğunu ne zaman gördün? Onu İstanbul'a getirdim, onları görüyorum. Kaç yıl olduğunu görüyorum görmeyeli. Diye bir şey yok, bayağı oldu. Ya konuşuyordum telefonda, evet. 2 senedir İstanbul'a ay bu online eğitim gibi online annelik oldu. Uf, vallahi. Kaç yıldır ayrısınız çocuğunla? Boşandığından beri babada.
Kaç yıl oldu boşanalı? 9. 9 yıl oldu. En son kaç yaşındayken gördün canlı canlı? Canlı canlı. 2 sene önce gördüm. 2 sene önce canlı gördün. İstanbul'a gelmiştim. 9 yıldır ayrısınız onunla. Evet. 9 yılda kaç kere gördün? Ya İstanbul'a ne zaman senede gidersem, senede ayda gidersem herhalde gördüm ama. Görüyorsun. O nerede yaşıyor? İstanbul'da yaşıyorlar. O İstanbul'da yaşıyor. O çocukla iletişimin? Var. Var. Telefonda mı? İstanbul'a geldiğim zamanlar evet. Halasından ulaşıyorum. Şu hayatım şekilde. Ben valla uzaktan akrabamı, arkadaşımı yılda bir kere anca ararım, ziyaret edelim. Siz bu çocuklarınızdan böyle sanki hani uzak bir iş arkadaşınız gibi bahsediyorsunuz ya, kendimi paralayasım geliyor ya. Şey, hani fırsatım olduğu zaman gelebilirim. Ben görmedim ben. Sen oradan boşandın, yeni bir hayat kurdun. İki çocuk nerede son günü? Esra Hanım, bir şey söyleyebilir miyim? Babada. Bir şey söyleme Şakir. Şimdi İki çocuk nerede aylardır? Babasında. Bu çocuklar seni özlemiyorlar mı? Özlüyorlar. Tabii ki. Ve sen özlemek yerine diyorsun ki yurda verilmesine razıyım diyorsun. Esra Hanım, son kez bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi pazartesi devam edeceğiz bu konuya kaldığımız yerden. Sen de düşün taşın birazcık da dinlen. Ben daha çıkmak istemiyorum yani. Ben kendi hayatlarınızdan çok daha önemli çocuklar var. Bir çocuk dünyaya getirmeden önce abi oturup düşüneceksiniz. Bu eve girene bulacaksın. Diyeceksiniz ki ben niye çocuk yapacağım? Ben çocuk doğurdum, o çocuğa bakabilecek miyim? İyi anne olabilecek miyim? Bende bu özellikler var mı? Aynanın karşısına geçir. Bende vicdan var mı? Merhamet var mı? Yok. Ben babalar için de söylüyorum. Siz kendiniz saf dışı bırakmayın. Çocuklar sadece annelere mahsus değil. Onlar büyütmeyecekler. Zaten. Ben yapmayın öyle. Fır 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 doğurmayın. Sonra bakamayacağın zaman da devlete vermeyin. Sapa sağlam insanlarsınız şey yani. Vermem yani ben devlete. Ne güzel hayatım. İstediğimi yaşayacağım ben. Ama devlet de alsın çocukları. Sizi buradan uğurluyorum. Siz de buradan uğurluyorum. Buyurun. Şimdi İbrahim Altuntaş konusuna geçiyoruz. Onun kızı Eda Altuntaş kayıptı. Önce hatırlatmamız var ekranda. Hatırlatma ekrana gelsin. Sonra baba kız canlı yayında olacaklar sevgili seyirciler. 29 Mart'tan sonra ilk kez bir araya geldiler. Kızı kaçmıştı. İbrahim Altuntaş, 18 yaşındaki kızım Eda Altuntaş 29 Mart tarihinden beri kayıp diyerek programa başvuruda bulundu. Benim kızımı aldı götürdüler. Hiç arkadaşıyla. Şu an canından endişe ediyorum. Haber alamıyorum. Sizin kızınız 30 Mart'ta, aslında 29 Mart'ta İstanbul'da sizin komşunuz olan Arzu Hanım'ın yanından kalıyor. Oradan diyor ki ben Niğde'ye gönderiyorum. Siz Niğde'de yaşıyorsunuz. Kız otobüse biniyor. Niğde'de sizin yanınıza gelmek üzere. Niğde'de otobüsten inmek yerine sanırım başka bir şehirde otobüsten iniyor. Ankara Aşti'de iniyor. Gece saat 3.30 civarlarında. Senin kızın Eda Altuntaş'la beraber aslında bunlar 3 kız aynı anda planlı bir şekilde kaçıyorlar. Çocuklardan biri Reşit değil, Zeynep de diğeri. Eda'nın annesi Hamide telefon hattında. Siz kızınızla görüştünüz mü o kaçmadan bir önceki gün? 30 Mart pazar günü görüştü. Zaten 2 yıl önce o kız yüzüne biz bir tartıştık. Şimdi 2 yıldır görüşmüyor diye biliyordum. Son şu bir haftadır Zeynep Hanım tekrar ortaya çıktı. Yani sizin kızınızı Zeynep'in mi kandırdığını düşünüyorsunuz? Ya ben daha önce onun telefonunu da yasaklamıştım. Mesajlarını yakaladım. Bir arkadaşım para yatıracak 2000 lira diyor. Annenin maaş kartını al diyor. İBAN numarasını al diyor. Parayı çekelim diyor. Şimdi Zeynep'in annesi de telefon hattında. Benim kızım 30 Mart tarihinde Eda tarafından kaçırıldı. Benim kızım Eda'yla uzun zamandır konuşmuyordu. Sonra bu kız çıktı ortaya. Ankara'ya geldi. Benim elimde bir hafta kaldı. Annem dedi beni istemiyor. Hocasından kıskanıyor beni. Sonra gitti. Sonra kızım o gittikten sonra kafası alt üst oldu. Eda zaten sürekli Eskişehir'e şuraya buraya kaçan bir kızmış. Eda ve Zeynep bulundu sevgili seyirciler. Şu anda kızınız telefon attığında. Filipe şunu diyeceğim fazla uzatmayacağım lafı. Kimse bize saçma sapan imalarda bulunamaz. Ben de çizdim. Deniz Beşik şu an herkes bize iftira atıyor ve şu an herkes bizi kayıp diyebiliyor. Niye üçünüz ortak plan yapıp kaçtınız? Telefon olmasa bile gitmek istedim, gittim ya. Biz kaçmak istedik, kaçtık. Bir ay sonra o kız da Reşit olacak. Bunu da yanımıza alacağız. Ve baba kız geliyor sevgili seyirciler. Bu buluşma sabah yaşandı. Şimdi canlı yayında stüdyoda bizimle beraberler. Buyursunlar.
Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyi, teşekkür ederim siz. Ben diyorum bu fotoğraflar gerçekten bizi çok yanıltıyor. Benim burada gördüğüm Eda ile şu anda gördüğüm Eda arasında dağlar kadar fark var. Teşekkürler. 18 yaşında pırıl pırıl bir genç kız sevgili seyirciler. 29 Mart'ta İstanbul'dan Niğde'ye babasının yanına dönerken bir anda üç arkadaş evden kaçmaya karar veriyorlar. Aynen. Değişik bir plan ama. Ya daha öncesinde öyle çok konuşuyorduk ediyorduk falan da dalgasın anne. Üç arkadaş nasıl kaçmaya karar verdiniz? Yani kaç gün öncesi? Sen şimdi İstanbul'da bir aile dostunuzun yanındasın. Aynen. Ondan sonra Niğde'ye gideceksin aslında. Seni otobüse bindiriyor. Sen otobüse biniyorsun ama... Ya aslında kaçmak değil de hani kafamız dağılmıştı biraz. Kafa dinlemek için gittik. Şimdi sen 18'sin. Zeynep. O da aynı. Türkmen. 18. Türk Yılmaz. Türk Yılmaz. Diğeri de 16 yaşında. 17. 17 yaşında. Bir anlatır mısın bana? Yani nasıl planladınız? Neden kaçtınız? Aslında anlatacak bir şey yok. Öyle planlı programlı bir şey de yok. Hı hı. Hani anlık karar verdik gidelim diye. Anlık bir şeyle hani... Biz artık kendi ayaklarımızın üstüne duralım falan diye. Sonrasında olmuyor. Teşekkür ederim hani siz de şey yaptınız ettiniz falan. Geri döndüm babam bu kadar. Planınız neydi? Hani bu kendi hayatımızı kuralım, ayaklarımız üzerinde duralım derken planınız neydi? Nasıl geçiminizi sağlayacaktınız? Ya işe girer çalışırız falan diye düşündük. Aynı zamanda ben hani dövmecilik falan devam ederim diye düşündüm. Aynı zamanda üniversiteyi de okuruz diye düşündük. Hı hı. O şekildeydi. Kaçmayı kim planladı? Şimdi dün senin annenle Zeynep'in annesi birbirine girdi. Mesela Zeynep'in annesi diyor ki senin kızın Eda benim kızımı ayartıyor. Ben Eda'nın bizim ailemizin içerisinde olmasını asla istemiyorum. Benim kızımın işte ayarlarıyla oynuyor, ahlakını bozuyor. Onu evden kaçıran kişi Eda'dır dedi. Aynı şekilde benim de annem Zeynep'i suçladı. Evet. Bizim birbirimizi suçlamaktan ziyade... Dedi ki o Zeynep'i dedi bulsan dedi çok açık söylüyorum döveceğim dedi. Benim kızımı dedi yoldan çıkartan o. Yoldan çıkartan birisi yok. Birlikte alınan bir karar var. Hı hı. Yoksa hani Zeynep veya... ...de ortak alınan bir karar var. Ne zaman aldınız? Şimdi 29 Mart'ta gidiyorsun... Şeyi merak ediyorum yani bu hareketi nasıl verdiniz? Hadi tamam artık kaçıyoruz diyerek. Bu planı kim çizdi? Anlık bir şeydi direkt üçümüz de gidelim dedik. Gittik. Sen İstanbul'daydın onlar neredeydi? Ankara. Ankara'daydı. Sonra Ankara'da mı buluştunuz? Aynen. Sonra nereye gittiniz? Oradan Eskişehir'e gittik zaten kayıp ilanlarını kaldırdık. Polis çevirmesine yakalanmadık. Peki kayıp ilanların yani mesela küçük reşit olmayan nerede bulundu? O da bulunmadı. Biz kendi elimizle götürüp teslim ettik yurda. Ha, tam polisle, yani polisin sizi bulduğu yer neresiydi? İfadelerinizin alındığı? Eskişehir merkez. Neresinde ama? Tam neresi ben de yani bilmiyorum. Atıyorum bir evde miydiniz, orada mı, yolda mıydınız, bir apartta mıydınız? Karakola gittik biz. Kendiniz karakola aynen. Gittiniz. Ne diye? Kayıp ihbarımız var diye. Hı hı. Zaten ailelerimizin kayıp başvurusunda bulunduğunu biliyorduk. Gittik, sildirdik. Peki Sıla ama ben 17 yaşındayım. Şimdi beni polis ben ifade verirsem beni... Pardon, ifade verirsem beni alırlar demedi mi? Dedi, onu düşündük ettik sonra... Yükleniyor da. Ha. Tamam. Geri dönmek istemediği için arkadaşımız. Biz de onu götürdük karakola. Oradan da yetiştirme yurduna bıraktık zaten. Ama sen şimdi notlarına bakıyorum. Orada siz Eskişehir'de kaldığınız apartta yakalanmışsınız. Kendi ayaklarınızla polise gitmemişsiniz. O ismini vermek istemediğimiz arkadaşımız yakalanmadı. Onu biz götürdük. Polisler ama kayıp şeyinde orada olduğumuz göründüğü için geldi. Zaten çok mantıklı. Polis sizi gördüğünde, baktığında... Kaçmaya karar verecek. Bir tanesi reşit olmayacak. Kendi eliyle ertesi gün gidip de bu kayıp şeyini düşürmez. Aynen öyle oraya yani. Oraya bir kere geçin Eda'nın. Değil mi? Evet Eda. Ya sonuç olarak hani Deniz'le ben kayıp şeylerimizi sildirdik. Hı hı. Sonrasında o ismini vermediğimiz arkadaşımızı o direşit olmayan o aparttaki olaydan sonra siz mecburen ifade vermek zorunda kaldınız değil mi? Nasıl yani? Mecburen ifade verdiniz. Ya aynen. Polis geldiğinde bir baktı bu çocuk reşit değil ha bir baktı bunların üçünün de kayıp başvurusu var dedi.
Siz Eskişehir'e kimin yanına gittiniz? Eskişehir'e birinin yanına gitmedik. Tamamıyla hani kendimiz gittik. Peki yola çıktınız. Bir dakika, yola çıktınız ve yola çıktıktan sonra yani hayat planınız çalışmak. Eskişehir'de bir yerde kalmanız lazım. Değil mi? Hı hı. Şimdi sen Dilara ile bir konuşma yapıyorsun. Biz işte Konya şehrindeyiz. Orada da yanımızda bir adam var. Burada insanlara tuzak kuruyoruz dedin mi? Hayır, Dilara ile konuşan ben değildim Deniz'de. O da her konuştuğu zaman benim yanındaydı zaten. O da Zeynep öyle Deniz. Bir şey, aynen. O da öyle bir şey hiçbir zaman konuşmadı. Seni buraya kim gönderdi Eda? Dün ablamla konuştuk. Yayında izledikten sonrasında hani insanın babasını o şekilde ağlarken görmesi kötü bir şey. Ablamla konuştuk, ablam da dön eve geri dedi. Sonrasında... Sular durulsun diye mi geri döndün? Tekrar gidecek misin? Tekrar gitmeyeceğim. Yani teşekkür ederim hani aracı olduğunuz için. Babamın yanına geldim. Babamla kalmaya devam edeceğim. Ben de baban İbrahim Bey'le sürekli iletişim halinde de olmak istiyorum. Senin sadece buraya gönderilmen, aman sular durulsun, televizyonda adımız sanımız çıkmasın, ne yaptığımız ortaya çıkmasın diye mi gönderildin? Yoksa gerçekten gönülden mi döndün? Bunun da takibini yapmak istiyorum. Siz de lütfen her aradığımda cevap verin. Eda'nın varlığıyla ilgili sizinle iletişim halinde olalım. Eda tekrar evi terk edip bu insanların yanına giderse lütfen bilgim olsun. Tamam. Çok sevinirim. Gerçekten size çok teşekkür ederim. Bütün insanları Cenab-ı Allah evlatlarıyla sınamasın. O ateşe düşmeden kimse yanmasını hissetmiyor. Ama Eda'cığım çok küçüksün. Hem çok küçüksün hem de aslında 18 yaş birçok şey yapabilecek bir yaş. Güzel çocuğum, yani 20 yaşında anne olsaydım senin kadar yavrum olurdu. Lütfen kendinizi koruyun. Kendinizi bile bile ateşe atmayın. Arkadaş kurbanı olmayın. Olmayacak boş hayaller kurmayın. Ekmek nasıl kazanılır biliyor musun? Alın terinle. Öbür türlüsü kazanılmaz. Tamam. Gel. Şükür sevgili seyirciler, yani bir genç kızın eve dönüşünü sağlıyor olmak beni çok mutlu ediyor. Ama o takibi de yapacağız. Gülhan Gülhan, nasılsın? İyi misin? Her gün başka bir ruh halinde. Bugün de mesela hüzünlü, mahcup. Böyle bir ruh halindesin. Sen de kendine gülüyorsun değil mi? Hı. Gel. Muammer de geliyor, buyursunlar. Sezai. Gülhan ne olursa olsun ben seviyorum Gülhan'ı. Bu kadına niye nikah kıymadın? Gittin Samira ile nikah kıydın. İlk günde ben istemedim, hata yapmışım. Bundan sonra olur herhalde, nasip bu işler. Bu insanların başlarını niye yakıyorsunuz ya? Niye insanların hayatlarını karartıyorsunuz? Neden? Çocuğumu, eşimi almaya geldim. Çocuk kimin olduğu belli değil. Azat benim oğlumdur. Ben her türlü Azat'ımın da Gülhan'ımın da karşısındayım. Evet, DNA testi istiyorum. Sezai, DNA testi yapalım. Sen istiyor musun? İstiyorum, dünden tamam. DNA testi yapalım. Ben ne olursa olsun. Görüntüyü çok sevmiyorum çünkü. Eşimin peşindeyim. Sezai Bey. Gülhan'ı seviyorum. O çocuğun hayatını, geleceğini mahvediyorlar. O çocuk bir tek Muammer'i tanıyor. Başka kimseyi tanımıyor. Olur. Ali Bey telefon attığında Gülhan'ın babası. Ben istemiyorum. Baba falan istemiyorum. Şu an baba zamanında değil. Benim böyle bir evladım yok. Aramasın beni. Onları reddet. Ben de onları reddettim. Gülhan'ın yaşadığı yerde. Çok sahip çıktınız bak. Kapat. Aile Bakanlığı benim torunuma sahip çıksın ne çağrısında. Ne babası be. Babanız mı aldı? Bulunuyor. Aynen. İki gün önce bir güzel konuşuyordun Gülhan. Baba seni çok seviyorum. Gülhan kızını affet tamam mı? Anlaşamıyor. Aa, ben de ana baba hasreti çekizimle. Annemden babamdan ben anlaşamıyorum. Gülhan tamam anlaşamıyorsun. Gülhan şimdi bunu nasıl yapacağım? Ben ayrılmak istiyorum. Net cevap bitti. Ben boşanmak istiyorum. Bu boşanmanın Muammer için hayırlı olabileceğini. Oh, ne güzel. Hatta boşandıktan sonra huyuna suyuna uygun bir kısmet çıkarsa da diyor, mutlu olmasını istiyorum. Doğru, tüm iletişim hatlarını seninle koparmayı sana hiç ulaşamamasına sağlamaya çalışacağım. Boşanmanıza yardımcı olacağım. Thank you.
Muammer programa ilk katıldığı gün eşinden şiddet gördüğünü, bu konuda hani gidip şikayetçi olduğunu da belirtmişti. Dün yayın sonrasında bazı olaylar yaşanmış. Biraz sonra şimdi ekip arkadaşlarım o görüntüleri hazırlıyorlar, verecekler. Dün de bunun benzeri bir olay yaşanmış herhalde. Efendim Esra. Efendim Muammer. İşine geleni duyuyorsun değil mi? Dün Muammer, Gülhan sana saldırdı mı? Saldırdı. Saldırdı. Niye saldırdı? Niye mi? Esra abla ben başka otele gidecektim. Oteldekiler rahatsız olmuş diye. Cener ağabeyle gitmeden önce ben yanlış zannettim o otele gidecektim. Ben Gülhan dedim. Sonradan söyledim ona. Gülhan dedim, çocuğu aç bırakma. Çocuğun karnını güzel doyur. Çocuğu da güzel yatır. Çocuğu da dövme dedim. Çocuğuna yalan. Şiddet uyguluyor. Ondan sonra... Lan çocuğuna nasıl diyorsun sen ya? Ne diyorsun Yasin? Ne diyorsun Yasin? Şakir abi... Otelde aç bırakıyor, öbür odaya dedi. Senin odada iyi yiyecek var dedi. Oraya geleceğim, beraber kalalım dedi. Ben de dekmek attım, sen... gel istemiyorum dedi. Gelme dedim. Tamam hadi, iftira yaptım. Gelmiyorum dedim. Sen niye... numarayı verdi. Onun isterseniz bakın, dedi ki ya numarayı Esra, önüme attı, bu... numarayı. Getir abi, abi var kız, numarayı getir derdini. Numarayı. Gitti evet. Odada yazdı, kağıt kalem aldı, numara verdi. Ya kim yazdı sana ya? Kağıdı getirin Allah'ım aşkına. Sen kağıda. Senin hayallerin ne? Seni seviyor mu? Ya, aşkım bana geri döner misin diye yazmışım. Benim hayallerimle oynamazsın. Bana yazmış tamam mı? Benim, sen bana numara senin mi hayallerinle oynuyor? Bana numara dağıtıyor bana veriyor. Bana numara veriyor. Ya ben sana ne numarası veriyorum? Kendi numarasını veriyorum. Kendi yazıyorsun ya. Zaten sende bunun numarası yok mu? Ben sildim attım gene verdim. Silmedi Esra abla. Demin merdivenlere yukarı gidiyorum. Zırt zırt beni arıyor. Başkası arıyor mu diye deniyorum seni diyor. Yok yok. Yapma, o numarayı getirir misiniz numarayı? Benimle oynama yeter bak. Tamam ayrılmak istiyorum. Ben, ben de boşanmak istiyorum. Onu biliyoruz zaten bugün anlaşmayı hazırladınız. Aynen aynen çok isabetli olur. Hayatım şunu söyle, benim hayallerimle oynama Muammer bak, derken ne demek istiyorsun? 5 dakika susun ben gideceğim 5 dakika. Ben atayım mı? Ha. Ne yapayım burada yok diyor bir şey Nasım böyle. Orasını dün çok böyle dikkatli dinledim. Şimdi karşınızda... Bana yüz verme net ol net. Kim istemiyorum de. Seni istiyor mu istemiyor mu? Ne oldu belli yanar döner abla bu. Gülhan'cığım o seni isteyip istememesi önemli değil ki. Ha. Sen onu istemiyorsun evet, zaten. Ben bir yıl dursun Esra Hanım dedin. Anne, size ne? Boşandıktan sonra gel bakın zaten bir yuvanın doğru. Yıkılmasını istemiyoruz Esra da. Esra abla bir de diyor ama ki, buradaki senin eşin avukat hanım konuşuyor. İki tane, iki defa kandırılmış bir kadın tarafından. Yani amacı diyor ki benim bir evim olsun. Benim rahatsızlıklarım da ortada tamam. Esra abla. Doğrudur. Üçüncü de sizinle evlenmiş. Tamam. Hatta kendisine ait olmayan bir çocuğu da evladı gibi bakıyor. Doğru. Hayalleri çok, yani bitmiş. Gülhan'a... Gülhan'a, Muammer'den Gülhan'a ne olacak ya? Gülsen, bu senin peşinde bile koşsa sen bu adamı istemiyor musun? Bak, istemiyorsun değil mi? Bak net olup kesmiyor. Arkada bana Gülhan, sırtlarıyor. Gülhan o net olmayacak. Net olan benim, sen. Benim de orada yüzüme tıkırdım bak. 50 milyon paramı aldım. Çay içerken oradakine ıslandım. Yüzüme geldi tıkırdım. Sen dedi paramdan ne yaptın? Çocuğa almayı yiyecek paramı tamam, almadı. Ben sana şiddet... Sen bana şiddet uygulamadın. Şimdi, ben sana uyguladım. Tamam. Bak şimdi, ekranda görünecek herkes. Görünsün. Görünsün. O işine gelince. Gülhan'cığım. Bu işine geleni yazmış. Ya işine geleni çekmiş. Öbür tarafı çekmemiş yani, bana küret diyor. Peki Gülhan'cığım bak. Sizin ilişkinizde Muammer sana bir git bir gel demiyor. Niye diyor? Bunu yapan sensin. Ya
Diyor oraya gidiyor bana sırtlıyor numarayı. O kağıdı getirin Allah'ını sıkıntı. Tanımıyor mu adamı? Kim nerede o? Bu kağıt? Ben kağıdı verdim bana. Acaba? Kağıdı getirin ya. Numarayı ne veriyor. Ne yazıyor senin? Telefon ya numarası. Ya senin hedefin evet, ne ya? Evet seni hasta amacın bırakmam bilmem ne, bilmem ne lafla. Sen beni boş nesin ya? Ben kimsin gideceğim. Sen bir ya? Bir de o DNA testim nedir onu çıkartalım. Sen gideceğim. Beni saf buldun. Temiz helal olsun demiş. Temiz bir aile çocuğunu parmağında oynatamazsın Gülhan. Bak bari Gülhan. Yeter gayri. Tamam ayrıl. Ayrıl bitti. Yeter gayri. Oy. Çocuğuna baktın bir sene boyunca. Ha. Bak o çocuk seni sevmiyor. Sevmedim. Sen çocuğu istemeseydin ben sana gelir miydim acaba? Sen çocuğu istemeseydin ben sana gelir miydim? Gelmezdim. Sen çocuğu ben o çocuğa verdiğimde kendi yavrum gibi sevdim. O çocuğu var ya sırtında gezdirdim. O çocuğun bezini aldım. Her akşam eli dolu. Esra abla. Beni bugün boşuyor musun? Ben bu imzatım gerçi. Pazartesi günü. Pis kardeşim kızım. Bari ayrılsak da diyor. Niye gidiyorsun Gülhan? İnsan değil misiniz ya? Gülhan niye gidiyorsun? Numara yazdım. Numara yok. Niye gidiyorsun? Kendi çocuğunuz mu oluyor Gülhan Hanım? Efendim? Şimdi şey deyimleri kullanıyorsunuz ya. Gülsiz oluyorsunuz. Diken de çocuğunuz mu oluyor? Yani ben dikenim gülüm öyle laf işte neyse anladın. Anlıyorum. Ay buna ben çok sen güldüm. Sen ya. Şunu yapma evet. Sen vay ya sen. Baba. Bak burada kalk kırmıyorum. Şu iki günlük dünyayı birbirimize. Ben bir şey demiyorum ayrılma için geldim. Ayrılma için geldim. Tamam mı? Serdar Ortaç'ın bir şarkısı vardı bak o şu an kafamda o çalıyor. Da söylemeyeceğim şarkının hangisi olduğunu. Hemen şarkı gerçekten yani siz nasıl evli kaldınız? Kaç yıl evli kaldınız siz? 1,5 sene Esra oldu olacak. Ne olmadı. 1,5 yıl. Senesi. 1,5'a vurma hemen. Olmadı. 8-9'u bu. Neyse işte o aralar bir şey. Tamam iyi sen tamam sen iyisin ben şeyim. Nisan'ın 20'si. De... Abi efendi olmadım. Şimdi ben. Yaşıyorum. Yaşayacağım da. Bilmiyordum ben. Ben bir gün işiniz bunlar bitecek, güven gidecek zannediyorum. Bunları niye yaşıyorsun Gülhan? Bunun niye sayesinde yaşıyorsun? Allah razı olsun. Onun sayesinde değil. Sen kendi sayende yaşıyorsun bunları. Tamam, neyse. Fazla uzatmayalım. Vallahi ben pazartesi günü imzamı atıp gideyim diyorum. Ne diyorsunuz? Nereye gideceğim? Yani savcılığa gidelim imza atalım anlaşmalı boşanalım. Tamam mı? Bu kadar bitti. Ondan sonra? Bilmiyorum ne olacağını Allah ondan yardım sonra... etsin. Ondan sonra? Ne yapacağımı bilmiyorum. Ya ne yapacağını bilmiyorum. Savcılık o kadar çok Gülhan, tek söyleyeyim. Savcılık o kadar çok hayatınızın içine girmiş ki Sezai Bey dolayısıyla. Boşanmanın da savcılıkta olacağını sanıyorsunuz. Aile mahkemesinde boşanma oluyor. Esra Hanım bu konuda size yardımcı olur. İnşallah. Siz pazartesi gününe kadar fikrinizden dönmezseniz. Bir de beni aramazsın. Bana numara ver ya diyor ben ki. Ben seni ne arıyorum ya? Hayatım biriyle iletişim kurmak istiyorsan basacaksın aradın, engeli. Konuşmak istemiyor musun? Bak engelleyeceksin. İletişim kurmak bilmiyorum, istiyorum. Görmezden git. Yok sayacaksın. Yok ayrılsan yok. Ayrılsan da ayrılmasam da diyor seni bırakmam diyor bana. Ha, 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 göre git Allah'ın kitabını şu dünkü görüntülerimi verin bakayım. Ver. Dövdüm biraz. Ya dövdüm var mı? Dövdüm. Dekmeyi bak, bastım. Ben şiddet mağduru bir adamım. Eşim Gülhan Güzel'den engelli olduğumu aldı. Kıskançlıkları yüzünden çok şiddet gördüm. Tencereye attı, broma indi. Çaydanlığına broma vurdu. Bana dar uyguladı. Ben artık şiddete maruz kalmak istemiyorum. Takatim kalmadı. 20 Mart günü beni yine dövdü. Hastanelik oldum. Darpla pollarımı aldı. Niye vuruyorsun? Esnaftan dövdü sen. Esnaftan dövdü lan. Umurda değil. Burada ne oldu Muammer? Esra abla bu ben... dün akşam herhalde serviste binerken. Ben arabaya binerken ona bir şeyle diyecektim. Diyeceğim şöyle şeyle de... Bu...
kıracağım artık. Öyle diyor ama otelde ben de istemedim. İşine geleni çekelim. Gitmek istiyor evet, musun? Evet. Tamam git annem o zaman. Tamam şimdi git. Tamam en son çıkacağım. Bir şey soracağım. Sen gidebilirsin şimdi. Ya sen ne değişik bir insansın. Gitme diyorsun gideceğim diyor. Eşinizin git diyorum şimdi. Bakın eşinizin rahatsızlığı olduğunu biliyorsunuz. Bilerek de onu darp ediyorsunuz. Ya o esnada eşiniz nöbet geçirseydi. Ya. Ha? Bunu vebalini kaldırabilecek misiniz gelmesin, lütfen? Üstüme bile bile gelmesin. Şu Muammer şu an anlatsın. Sen siz çocuk bile gidip bir şeyler söyleyecektiniz. Bu görüntülerle sizin hakkınızda şikayetçi olsun. Yanlış. Bir daha cesaret edemezsiniz kimseye böyle vurmaya. Evet. Ben dedim bak günahım bendim. Öteki otele gidiyorum yanlış bir dakika ya anlatıyor şurada. Sustum tamam. Ben dedim çocuğa iyi bak kanunu doyur. Çocuğun bezini güzelce al. Uyut kanunu doyurduktan sonra çocuğu üşütme. Ben başka otele gideceğim dedim. Rahatsız oluyor oteldekiler. İkimizden değil mi? Yani çocuğun karnını güzel doyur. Geç bayağı. Çocuğa iyi bak, çocuğu dövmedim. Çocuk ne kadar olsa onu sonuçta çocuk yani dili yok, şey yok. Bunlar bir takım yalanlar. Öyle bir takım yalanlar. Seninkine evet, hep haklı. Bağ milletin karısını ondan sonra sorma. Ben... Bağ ondan sonra sallaştı. Bağ milletin karısını soruyor, yalan. Ya ne karısı evde soracağım sana ya. Evde de böyle miydiniz? Evet, Esra abla ben fırına gideyim, fırın... Diyor, bu niye geç? Geldim. Niye geç geldin? Siz şimdi bizi boşuyor musunuz? Peki Muammer. İşi uzatmaya gerek yok. Birancım boşanacaksınız. Ben bir yere gitmiyorum da beni niye gitmiyorum? Gidin gidin diyorsunuz bana. Ben asla ben Dürdane'ye gidip... Ben gideceğim dedim. Saygılı ol Esra ablana biraz. Ben Dürdane'ye gidip de yani arkamda şey bırakma. Ben buradan rahat gelip iş bitince giderim. Ben öyle hangi gitmem ben. Hangi iş bitince gideceksin? Ya nikahı bozarım. Bundan sonra giderim. Kafama gelip çıkıp gitmem ben burada. İki daha önce gitmem. Öyle akıllısın nikahı yani. Nikahı bozarsınız giderim. Hayır öyle ben akıllısın. Ben bir dakika bir şey söyleyeceğim. Madem nikah bitmeden çıkmam gitmem diyordun. Sezai'ye niye gittin? Sezai'nin yanına gittin. O zaman mecburiyetten kaldı. Sizden amma da alkışlayıcısınız. Oy. Alkışlan alkışlan. Güzel alkışlan. He böyle böyle. He. Alkışlan alkışlan. Bak, niye nikahın bu sefer bitmesini istiyorsun? Ben nikah bozmak istiyorum. Öyle bir yoruldum. Kur'an çarpsız yoruldum. Senin ya, işlerin hep bunu yorulma ben değil. Ben neler çektim bilmiyorum. Ağlıyor. Ben gece ağlıyorum. Ben gündüz ağlamıyorum. Ben peki Gülhancığım o zaman gel. Sil baştan geri dönelim. Sil baştan geri dönelim. Sezai ile ikiniz bekarken sen onunla yaşarken niye komşundan bana koca bul dedin? Peki aracıya niye durdun? Bir dakika. Ayrı evdeydim, kiradaydım. Ayrı hayır, evde. Aynı yani evdeydiniz. Ayrı de atlı üstü evdeydim. Hayır, aynı evdeydiniz. Atlı üstü evdeydiniz. Sezai ile çocuğunun babası olduğunu iddia ediyorsun. Evet. O da muamma. Niye Davut'u arayıp bana koca bul diye... Bırak, o işte eskide kaldı. Ben şimdi... Eskide kalmadı. Niye geldim benim bak, günahıma girdi? Bunların hepsini sorursun, cevabını alalım bir. Sen bunları vermekten kaçıyorsun. Biz ayrı evde ayrı evdeydik. Atlı üstüydü. Bir de Sezai ile ikiniz neden nikah kıymadınız? Hı. Tamam inşallah bundan sonra. Hangi hoca demek. Resmi nikah olmadan niye bana nikah... koca? Nikah ya sen ayrılacaksın benden ne istiyorsun dini ya? Dini nikah hangi Sezai hoca kılıyormuş? Sezai seninle nikah kıymak istedi mi? İstedi. Yok, istedi. Tamam. Evet. Onun yanından da kaçtı. Peki parayla yapmışsınızdır. Aynen. Muammer'in yanına geldi. Muammer'in yanından da kaçtı. Evet, seni. Öyle, onun gibi bir şeyler. Öyle gibi bir şey de oldu. Gülhan sen her yerden kaçıyorsun. Kadın sanmaya gitti, İstanbul'a çocukların geldi. Çocukların babasından da kaçtı. Samsun'a değil gitti, Fas'a gitti. Çocukların babasından Sezai'ye gitti. Sezai'nin yanından tekrar çocukların babasının yanına döndü. İnsan tekrar çocukların yanının babasından Sezai'ye gittin. İnsan Sezai'den geldin Muammer'e, Muammer'den kaçtın Sezai'ye. Sezai'ye geldin tekrar kaçtın. Ben konuşayım mı? İnsan olsunlar da sahip çıksın hayır, ağzı. Hayır, kimse sana sahip ya çıkamaz. Nasıl, sana sahip çıkamaz. Küfürüyle, durduruyla beni kovdular evden. Gülhancığım, kim kovdu seni efendim, evden Gülhan? Sen çocuk değilsin. Bak çocuklara belli bir yaşa kadar sahip çıkılır. Ondan ne sonra gene kontrol edilir. Senin koca kadınsın. Doğrudur. Para bir yerde demeyi biliyorsun. Sen niye kendine sahip çıkmıyorsun? Tamam bundan sonra da evleneceğim. Ama da alkışlayacaksınız var ya ama. Esra abla en sonunda bir, güzel bir laf dedi. Şimdi tamam. Şimdi ben ayrılmak istiyorum diye diğerine taşıyor. Hadi çık gidebilirsin. Ben gitmiyorum. En son gideceğim ben. Dur.
Biliyorsun şey sen var ya. Oğlum bak boğulmuş gibi oluyor ben buradan. Öyle bir şey yok. Ben bir türkü söyleyeyim de açılırsın Gülhan Hanım. Hayatım ben aile mahkemesi hakimi değilim ki sana bozdum diye vereyim. Git çıkacaksınız mahkemeye. Allah razı olsun. DNA testini bir öğreneyim gidiyorum. Ben eminim ama bir öğreneyim son kez. Herkes bir de sizin nüfusumu alayım tam olsun işte. Hemen Allah senden razı olsun. Sen bir tanesin. Ha? Allah razı olsun. Ne diyeyim bir şey diyemeyeceğim. Sen niye kaçtın Muammer'e Sezai'nin yanında? Ya bırak o işleri abla. Boşalıyorum boşamıyorum beni. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Söylese çıksın gerçekle şuraya. Ya sen de o zaman niye af diliyorsun milyonların önünde? Ben... İhanet eden kendisi, af dileyen sensin. Şimdi ben aferin. Şimdi helal olsun. Ben... Doğru gün. Esra Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Bir şey söylemek istiyorum. Ben de bu bazı beyleri anlayamıyorum. Bu programda bir şeyi öğrendim. Ortada kalmasın diye. Evindeki düzgün, dürüst, ayakları üzerinde duran hanımlarını kapının önüne koyuyorlar. Kendilerine ihanet eden, sadakatsizlik yapan hanımları da... Yok, bu yok, bu yok, bu yok. Al işte. Aman. Bak onu öyle, bence öyle yapmıyorlar. Şöyle, herkes karakteri doğrultusunda yani... birini çekiyor. İyi dönüşüm. Şimdi düzgün düzgünü buluyor. Atıyorum fesat fesatı buluyor. Kötü kalpte ihanet eden ihanet eden. Çünkü onlar aynı dilden konuşuyorlar. Karakterler aynı. Tabii karakterler. Onlar aynı dilden. Yoksa öbür tarafta düzgün kendi halinde düzgün bir adam böyle sessiz sakinde. Kimse onu iyi damat adayı eş adayı olarak görmez ki. Evet o sakinlerden ne çıkacak zaten. Hırpalayacak, kıskançlık yapacak, şimdi kötü kurallar koyacak. Şimdi kötü mü oldu? Ey İki ahali, gün ağladın size, kızın karşısında af diledin. Bir şey sorabilir miyim? Ey ahali sonra benim bu peşimde gezmiyor mu sabahtan beri? İnsan değil misiniz? Ne olur söyleyin. Ya kim geziyor senin peşinde? Taktı yani, yine beni, oraya ya. Beni bu kurallarda gibi tam nerelere dönüyorsun? Bu arada şimdi Gülhan tarihe de bakıyordum onu sordurdum evet, ekip buyurun. Arkadaşlarıma. Siz 20 Nisan 2020'de mi evlendiniz? Hatırlamıyorum öyle bir şey oldu. Neyse ne olmuş? Tamam o zaman sizin boşanmanız tam 21 Nisan mı oluyor Hülya'nın? 21 Nisan 2021 tarihinde boşanmanız gerçekleşecek. İşte ayın kaçı? He? Ayın kaçı? Şu an 9 Nisan. O zaman arada kim bekler? Nasıl yapacağım? Git memlekete gel. 21 Nisan'da tam ben sizin yıl dönümünüzü merak ediyordum. Acaba 10'u mu 11'i mi diye. Ben imzasam öyle olmuyor. Tam bir yıl dolacak evlilik ondan sonra siz boşanacaksınız. Bir de tarihe bakar mısın? Tamam bu akşam 21 Nisan 2021. Tamam o tarihi benim yazayım bir yere. Çantamı koyayım ben gideyim. Bu akşam. Nereye gideceksiniz Gülhan Hanım? Bilmiyorum bulurum ben bir yer. DNA testini öğrenebilir miyim? Resmi nikah üstümde. Ne demek işte sen ya? Taşıyorsun git. Ana Allah ne kadar akıllı birisin ya sen. Şimdi bu? Resmi nikahım bitmeden buradan ayrılmam diyordun. Niye ne kadar şimdi güzel konuşuyor. Yani tarif veriyorlar. Orada başına bir şey gelse. Ben zannettim Savcı Bey'im. Pazartesi gün bitiyor hakim zannettim. Hakim olsun, hakim bey olsun. Kim çekecek kızların ipini öne? Kim çekecek? Muammer Güzel gel diyecek buraya. Gülhan Hanım, bakın, bak çok yanlış şeyle yapıyor sizin hareketi. Şikayetiniz var. Sezai Bey bana şiddet uyguladı diye. Geçmiş aşman Allah'ın siteminiz varsa yettiniz artık. Ya yeniden bana olmayacağını nereden biliyorsunuz? Sizi ya darp ederse bakın ben sizin adınıza korkuyorum. Ben oraya gitmiyorum başka yere gideceğim. Ben oraya gitmiyorum da kim dedi? Siz sağlıklı düşünemiyorsunuz. Doğru, biraz doğru. Ha? Şimdi DNA testi. Ya, bence siz lütfen. Sağlıklı düşünemiyorsunuz. Vallahi bilemiyorum ya, o kadar kafam çalışmıyor. Ona bir şey demedim estağfurullah. Şimdi DNA testi çıktı mı? Hemen çıktı. Şimdi geliyor yolda. DNA testi yapmama hakkımı kullanıyorum Gülhan. Hayırdır? He? Efendim? Öyle bir yapmama hakkımı kullanıyorum. Ne oldu bir şey? Açıklamama mi? Hakkımı kullanıyorum. Tamam sen bilirsin. Bir şey diyemem sana. Hayatınızı karma karışık Arap saçına döndüren sizsiniz çünkü. Daha da döndürmeye niyetim yok çünkü. Ben pazartesi çıkmayacağım. Şimdi açıklıyorsan açıkla. Yani açıklayın. Gideyim diyorum. Başka bir şey demiyorum. Tehdit ediyorsunuz yani. Asla alakası bile yok. Ay ben de ne tehdit alırım ya. Almaz. Dur bir. İyi ben gidiyorum haberiniz olan. Demek tespihiz açıklamıyorsunuz. Yok gidebilirsin 21 Nisan tarihinde tekrar görüşeceğiz. Çocuk test alış ne olacak test işi? Hı? Test. Şüphen mi var? Hayır yok da gene de yap herkes rahatlasın. Hayır öyle değil yani insan kendini bilir. Ben her zaman söylerim çocuğun annesi o çocuğun babasının kim olduğunu bilir. Ondan başka da hiç kimse bilemez. Öyle bir sır varsa da o onunla ölümüne kadar gider. Ama mühim olan tabii sadece dünyaya getiriyor olmak değil. Ona gerçekten bakmak ve annelik yapmak gerekiyor sanırım. İyi bir hafta sonu diliyorum sevgili seyirciler. Kendinize iyi bakın. Yeni haftada tekrar kavuşmak ve buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.